Mavi Karadeniz TV ekranlarından bizleri izleyen herkese yeniden merhaba diyoruz. 2022 yılının sonuna doğru girerken bir yıl boyunca bizlere burada ev sahibi olarak hizmet veren ve bizler de Mavi Karadeniz'in sayesinde tüm Türkiye'ye kültür yolculuğu programı sunma fırsatı bulduğumuz Mavi Karadeniz TV'ye teşekkür ediyoruz. Tekrar yeniden hem 2022 hem 2023 yılı arasında yapacağımız yayınımız için sizlere merhaba diyoruz. Birbirinden değerli konuklarımızı ağırlayarak, sanatçılarımızı ağırlayarak, siyasi temsilcilerimizi ağırlayarak, iş insanlarımızı ağırlayarak sizleri burada konuk edeceğiz. Program yapımcısı Sadi Toygar ve bendeniz Gülsen Akyol Mutlu, birbirinden değerli konukları sizlere sunuyoruz. Bu hafta olmazsa olmaz kuralımız olan, en önemli varlığımız, sağlığımız dediğimiz, sağlığımızı yönlendiren hem doktorlarımızla hem de sağlık çalışanlarımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz diyoruz sizlere. Giresun Sağlık Platformu Başkanı Doçent Doktor Sabahattin Destek. Doçent Doktor Yücel Özel, kalp damar uzmanı. Uzman Doktor Müzeyyen Er Yılmaz ve dünyaya gözlerini açan bebelerimize, o ruh hali en hassas olan annelerimize yardım elini, şefkat elini uzatan ebelerimiz, ebemiz, sağlık çalışanımız, ebe hemşiremiz Yeter İncirkuş bu haftaki konuğumuz. Hoş geldiniz. Kültür Vadisi'nde sizlerle birlikteyiz. Sadi Bey, siz de hoş geldiniz. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii bugünkü program biraz daha özel program oldu. Çünkü şu anda Türkiye'de sağlık platformu üzerine tek ve sivil toplum kuruluşu, Giresun Sağlık Platformu. Özellikle biz bu platformu kuran önce Ahmet Kedik fikir babası ve yönetimini aldık. Biraz sonra Ahmet Kedik'i de alacak izleyicilerimiz. Diğer arkadaşlar da gelecekler. Sabahattin Destek hocamızın zaten ekibiyle beraber hepsi birbirinden değerli bilim adamları. Tabi burada fazla biz akademik anlamda konuşmalar yapmayacağız. Biraz sosyalleşme oldu burada. Çok güzel oldu. Giresun ve İstanbul'da birbirini tanımayan hepsine doktor ve akademik insanları tanıştırdık. Geçen hafta bir kaynaşma, dayanışma toplantısı oldu. O da çok hoşuna gitti bizim camianın. Onun için biz kendilerine hem tebrik ediyoruz bu platformu kurdukları için. Bir de STK, bir sosyalleşme oldu. Öncelikle onlara hoş geldin diyoruz, tebrik ediyoruz. Evet Sabahattin Hocam, hoş geldiniz. Sabahattin Destek Hocamız. Sağ olun, sağ olun. Biz kendisini tanıyoruz ama öncelikle bir öyle güzel, gülen yüzüyle seyircilerimize bir merhaba diyelim. Öncelikle ben de tıpkı arkadaşımız, kardeşimiz bu Mavi Karadeniz TV'yi gerek bölgemizin gerek İstanbul'da kişilerimize ulaşım açısından sahiplerine olsun, burada emek veren arkadaşlarımız olsun, bu düzeyde çalışmayı yaptıkları için emek vererek çeşitli alanlarda yokluklarla bu işleri sürdürdüler için mikrofonu alıver sesi. Teşekkür ediyoruz. Herhalde ses gelmiyor galiba. Nihayetinde mikrofonu. Ve büyük bir çabayla, büyük bir gayretle bu kıymetli hemşehrilerimizi, çeşitli alanlarda çalışan bizler gibi, iş adamları gibi, siyasetçiler gibi görevimiz için bir şeyler yapmaya ulaşan kıymetli hemşehrilerimizi buradan sesini duyurmaya, artı paylaşım yapmaya yardımcı oluyorlar. Evet. Mavi Karadeniz ekibine sahibinden tüm alttaki, en alttaki çalışanlarına kadar teşekkür ediyoruz. Neticede memleketimiz için güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Diğer arkadaşlarımız, diğer evet. alanlarda uğraşan kıymetli mücadele eden yöremizin insanları gibi. İnşallah biz de sağlık alanında birlik, beraberlik ve dayanışma içinde gerek sağlık çalışanlarının hekimiyle, ebesiyle, hemşiresiyle, sağlık memuruyla bir araya gelerek, birbiriyle tanışarak, birbiriyle kaynaşarak, birbiriyle dayanışarak. Evet. Birinci amacımız sağlık alanındaki çalışanların birbirini tanıması, birbirini bilmesi, sevmesi amacıyla bir niyet ve bir gayret içine girdik. Allah utandırmasın. Yol dağılıyoruz. Sevenlerimiz ve destekçilerimiz çok.
Beraberinde çeşitli STK'lar, çeşitli dernekler, çeşitli vakıflar bize de her alanda yardımcı oluyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha sonra isimlerini zikrederiz. Arkadaşlarımla beraber buradayız. Hepsine onların namına hoş geldiniz. Evet, çok teşekkür ederim Sabahattin hocamıza. Evet Gülsar Hanım, sizde faaliyetlerle ilgili bugün Güres'in gündeminde herhalde önemli konular var. Öncelikle ben Sabahattin hocamızın vermiş olduğu Ahmet Gedik abimizin de organizasyonları sayesinde birçok doktorlarımızla, sağlık çalışanlarımızla tanışma fırsatı buldum. Güzel bir organizasyondu. Şahsım adına teşekkür ediyorum. Programımız adına da teşekkür ediyorum. Giresun'da, Türkiye'de, ilçelerimizde neler oluyor? Öncelikle şunu da ben belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz Kasım ayı bizim Hazreti Ömer ne demiş? Bana bir harf öğretenin kulu kölesi olurum. 24 Kasım Öğretmenler Günü idi. O gün programda girecek idik, söylemiştik. Bugün geçmiş de olsa ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmen olarak ve beni okutan tüm öğretmenlerimize, eğitim camiasında bulunan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ellerinden öpüyorum. Çünkü eğitim o kadar önemli ki medeniyetin, gelişmenin, sağduyunun, iyi bir yaşamın kalitesi iyi bir eğitimden geçer. Bu anlamda öğretmenlerimizi iyi bir eğitimci olarak önlerinde saygıyla eğiliyor, ellerinden öpüyor ve Öğretmenler Günü'nü geçmiş de olsa kutluyorum. Akabinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. Bizler de birer engelli adayıyız. Bu anlamda engellilerimizin her zaman yüreğini okşuyor ve onların yalnız olmadığını belirtiyor. Bugünün tüm engelsiz olanların bir engellinin yüreğini okşayacağı gün olarak kutluyorum ve tüm engellilerimize Mavi Karadeniz TV Kültür Yolculuğu programımızdan bir selam gönderiyorum. Aynı zamanda her zaman deriz bu işin mimarı, mühendisi kimdir diye. 4 Aralık Mühendisler Günü'ydü. Tüm mühendislerimizin de Mühendisler Günü'nü kutluyorum. Bizleri direksiyon başında, hastanesinde, postanesinde, eğitimhanesinde izleyen herkese de selam gönderiyorum. Şimdi Sadi Bey sordunuz ki bir gündem var mı elinizde? Evet bir gündem var. Bu gündemi şöyle yapalım, bir tur yapalım. Tanışma turu. Tamam. Gündemi yapalım. Evet Yeter Hanım siz de hoş geldiniz. Biz sizi tanıyoruz, davetlik ağırlamıştık. Evet, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Evet, daha önce birlikte bir program yapmıştık kültür yolculuğunda. Tadı damağımızda kaldı, yöresel yemekleri. Aynen öyle. İnşallah tekrarına nasip olursa yaparız, Allah nasip ederse. Evet, siz de tabii biz neyle olduğunu biliyoruz da Güres'in her tarafından doktor hemşirelerimiz var. Görele. Evet, ismim Yeter İncirkuş. Giresun Tirebolu doğumluyum. Görele'den evliyim. Dolayısıyla Görele'liyim artık. Eş durumunda. Evet. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniklerinden sorumluyum şu olarak çalışmaktayım. 30 yılı bitirdim meslek hayatımda. 31'e başladım ve devam ediyorum. İnşallah daha güzel günlerimiz olacak. Böyle güzel bir platform oluşturuldu. Ahmet Gedik abimle beraber, devamında Sebahattin Destek hocamla beraber gayet güzel, saygı sevgi çerçevesi içerisinde birbirimizi tanıyarak, sosyal aktivitelerde bulunarak devamı geliyor inşallah. Siz de bu plan programda da emek sarf ettiniz. Evet, evet biz de kol kola diyelim, yan yana, diz dize Sebahattin hocam, Ahmet abimle beraber bu platformun en önde yer alan kişilerindeniz diyebilirim yani. Herhalde Sebahattin hocam da müsaade ederse. Evet. Varlığın bize güç veriyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, çok teşekkür ederim. Tekrar da ona zor sorular soracağız. Evet, bize yarın hoş geldiniz hocam. Sizin de zaten teşekkür ederim. Öncelikle bu kibar davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Doktor Müseyyen Er Yılmaz, İstanbul Fatih Sultan Mehmet
Eğitim Araştırma Hastanesi. Eski PTT Hastanesi değil mi? Evet, eski PTT Hastanesi. İç hastalıkları uzmanıyım. Giresun Görele doğumluyum. Göreliler maşallah bugün. Evet. Baskın. Sağ olun hocam. Zaten şu anda mevzumuzda hastalıklarla ilgili bir şey sormayacağım ama önemli olan da sağlık. İç hastalıklarla ilgili, yani bu dahiliye şeyleriyle ilgili. Tekrar size soracağız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür evet, ederim. Evet, Yüce Hocam hoş geldiniz. İçeriden. Ben teşekkür ederim. Öncelikle bu nazik davetiniz için evet. Mavi Karadeniz Ekim'de teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Yücel Özen, kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. Evet. Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Baran Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Bu sağlık platformunu Sabahattin Hocamız kurduğunda bu kadar gelişeceğini ve kök salacağını çok düşünmemiştim açıkçası. Buradan kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Özellikle sosyal bir platformun sağlık camiasına katılması çok iyi oldu. Evet. Özellikle değişik bölümlerde çalışan hekim arkadaşlara tanışmamız bizim için de bir vizyonumuzu genişletti. Kaynaşma, dayanışma hakikaten güzel oluyor. Geçen hafta zaten bunda bir kahvaltılı toplantı vardı Eyüp Sultan'da. Hiç tanımayan arkadaşlar, hekimler, hemşire hanımlar burada kendilerini tanıdılar. Çok memnun oldular. Yani sosyal platformda birçok branşta, birçok meslekte bu tip şeyler var. Kulüpler var ama sağlık camiasında çok yok. O yüzden bu bir ilk oldu. Evet. İnşallah daha iyi işler yapacağız hep beraber. Hep beraber inşallah. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Daha biz de teşekkür ederiz. Yüce Hocam'a teşekkür ediyoruz. Tabii kapçı da var, dahiliyeci var maşallah. Cerrah da var, genel cerrah hemşiremiz de var. Bize bir şey olur mu artık? Olmaz. Bana olmaz. Biz ikimiz tutamaz. Gülsar Hanım tabii kaldığımız yerde geçen haftayı bir değerlendirelim istersen. O toplantıda neler oldu? Yani biz de çekimler yapmıştık, haber yaptık. Sağlık platformu toplantısı. Özellikle buradan İsa Kayış ile Bahri Bodur'a teşekkür ediyoruz. Evet. Onlar iyi bir ev sahipliği yaptılar. Eyüp Sultan Belediyesi'nin destekleriyle. Evet. Sağlıkçılar orada buluştu. Tabii şu anda bir yarış var. Her ilçeden, her bölgeden değil mi Sabahattin Hocam? Bir davet var sizlere. Var, evet. Onun çok konuyu bir açalım istersen. Şöyle, şimdi sağlık camiası demin Yüce Hocam dedik mi? Alışık değil bir sosyalleşme. Bayağı da şu anda iki grup var WhatsApp grubunda. 300'er kişi genelde biri... Grubumuz var, bir kitlemiz var. Duyuru grubu, paylaşma grubumuz var. Çoğunluğu yine sağlık alanında olan, hekimiydi, doçentiydi, profesörüydü, sağlık memuruydu, evet. Hemşiresiydi bir grubumuz var. Hani orada iletişim grubumuz, evet. O bizim. Artı paylaşım grubumuz. Çeşitli sosyal konular veya sağlıkla ilgili talepler olduğunda orada genel paylaşım yapılıyor. Çözüm aranılmaya çalışılıyor. %80'de çözüm bulunuyor Allah'ın izniyle. Ya da çözüm önerileri oluyor. O bile bir güzellik, bir fayda. Çünkü etraf dönemde, yani şu dönemde çok bilgi kirliliği var. Doğruya ulaşmak çok zorlaştı. Doğru insana ulaşmak çok zorlaştı. Veyahut da hızlı zamanda ulaşmak çok zorlaştı. Allah'a şükür bu iletişim kanallarını açmakla doğruya ulaşma, doğru işleve ulaşma, doğru kişiye ulaşma gayretini ve kolaylığını sağlamış olduk, şükürler olsun. İyi oldu öyle bir grubun olması, kısmet olsa da daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Zaten her şey iletişimden geçiyor. Yani iletişim kanalları artırılınca her zaman çözüm de artırılıyor. Çözüm ne ulaşmak da kolaylaşıyor. Bazı tabii kurallarınız da var. Tabii tabii. Orada kurallarımız var. Kurallarımızda da en önemli şey hemşehricilik. Yani ana değerimiz hemşehricilik. Orada hani gerek siyasi, gerek dini yahut da gerek cinsi herhangi bir ayrımımız yok. Evet. Paydaşımız Giresun olmak ya da Giresun'u sevmek. Evet. Bütün olay o. Netice itibariyle bizi seven her arkadaşa her şekilde kalbimizde, yanımızda, yanımız, yüremizde, başımızın üstünde yeri var. Hepsini Allah var etsin, hepsini seviyoruz. Hepsini sayıyoruz. Evet. Allah razı olsun hepsinden diyoruz. Sağ olun Sabahattin Hocam. Gülsar Hanım, sağlık üzerine sizin de herhalde bir konularla ilgili konuşmanız var. Evet.
biraz önce de ben açılışta da söyledim. Olmazsa olmazımız, vazgeçilmezimiz bizim sağlığımız demiştim. Sağlık platformu orada kahvaltıda hepimizi bir araya getirdiğinde tüm Giresunlu sağlık çalışanları bir kahvaltıda aslında bir gönül birliği yaptılar. Evet. Gönül birliğiyle birlikte projeler üretildi. İleriye dönük neler olabilir? Orada STK temsilcileri de vardı, iş insanları da vardı, özel hastane sahipleri de vardı. Aslında tüm Giresunlular bir aradaydı. Giresun damatları bir aradaydı. Giresun gelinleri bir aradaydı. Evet. İlla ki TC'sinde Giresun yazması gerekmiyordu. Muhakkak Giresun'la bağı olanlar oradaydı. Ve sağlık alanında neler yapılabilir? Çalışmalar nasıl değerlendirilebilir? Verimli insanlar nerelere getirilebilir? Konusunda istişareler sağlandı. Ev sahibi olan Sebahattin hocamız da çok güzel bir konuşma yaptı. Tekrar yine orada misafir bulunan hemşerimiz, Profesör hocamız Mustafa Zahir Bakıcı da bulunmuştu. Evet, güzel bir konuşma yaptı. Programımız içinde bizlere selam gönderdi, tebrik etti. Ben gerçekten tekrar yeniden sizlere böyle bir etkinlik adına, böyle bir buluşma adına, gönül teli adına teşekkür ediyorum. Bu özelliği ilk programımızda sağlık camiasını almamız sebebi zaten ondan dolayı. Biz önem verdiğimiz için bir değer, yani bir sağlık camiası, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, doktorlarımız. Bir de tercih edilen yer de çok önemliydi. Eyüp Sultan'da yapılmıştı. Sakin, huzur verici bir yerdi. Yemek yerken adeta bereketini de gördük. Evet. İnsan kaynıyordu. Kesinlikle. Gönül dostluğu vardı orada. Evet. Bir maneviyat vardı evet, gerçekten. Evet. Hoş bir ortam. Sırayla sorulamadı. Yeter Hanım'la tabii amaçla ilgili siz memnunuz. Çok başınızı ağrıtıyorlar mı? Tabii böyle girdiğiniz zaman sosyalleşme olduğu zaman da tabii sizleri çok arayan olur. Şimdi oradaki hasta imlari yoğun bir nüfusu var. Var mı öyle bir şikayetiniz veyahut da? Şikayet demeyelim. Başımda bir. Mesaiye başladığım zaman sabah saat 8'de 1 başlar benim telefonum. Saat 11'e kadar hiç susmaz. İşte şu sorumum var, şu sıkıntım var, şu tahlilim var, şu doktoru arıyorum. Gönüllü verilerek yapılınca insan hiç zorlanmıyor. Ben gönülden bu işlerle uğraşıyorum. Elimden ne geliyorsa olduğunca yapmaya çalışıyorum. Ve yapmışımdır da, yapamadığım çok az bazı şeyler vardır. Onlar da artık affetsinler bizi. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu arada herhalde size fazla Ahmet Gedik arıyordur. Sağlık karışmamız. Ahmet Gedik abim arıyor ama onu yönlendirdiği kişiler de çok arıyor. Ekstra benim tanıdıklarım da çok arıyor. Ama biz Giresunlu olarak Gülsen Hanım da dediği gibi hemşehricilik güderek evet, özellikle kendi insanlarımızın işlerini çözmeye çalışıyoruz. Tabii ki isteğim adına zaten tüm dünya olarak ayrımımız yok. Ümraniye bütün her yerden hasta geliyor. Fas'ından tutun, Suriye'sinden tutun, İngiltere'sinden tutun. Yani değişik sağlıkta ayrım yok. Zaten yemin ederek bu işe başlıyoruz ve gönül vererek de yapıyoruz. Ben bu mesleği 30 yıldır gönülden severek yaptım. Hala da seviyorum. Evet, Allah teşekkür ederiz. Güzel. Müzey Hanım'a soralım. Müzey Hanım'da tabii ekip olaraktan tabii zorlukları var. Ama tabii bunlar da gir ekim olduğu için de önemli olan sağlık. Sizi onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Size zaten hemşireniz arıyor mu? Veyahut da bunlara ilgili şikayetiniz var mı? Tabii ki şikayetim yok. Benim işim hizmet etmek. Ve işimi kesinlikle çok seviyorum. Evet. Hiçbir zamanda hekim olduğum için pişmanlık duymadım. Tıp fakültesine girdiğim günden itibaren birçok insan bana ulaşmaya çalıştı, ulaştı. Evet. Gücümün yettiğince herkese yardımcı olmaya çalıştım ve devam da edeceğim gücümün yettiğince. Hocam şeye gidiyor musun memlekete? Tabii evet, görevle. Gidiyorum. Yani çok sık değil tabii. En son pandemiden önce gitmiştim. 2019 yılında o yaz evet, Giresun'daydım. Her Karadeniz kızı gibi fındıkla topladım. Yeter Hanım çok güzel yemekler yapıyor. Görünsel yemekler. Evet. Evet.
gidiyorum ve köyümü çok seviyorum. Şeyden memnun musunuz? Platon'un kuruluş amacına orada bulunmaktan? Tabii ki. Aslında şöyle, uzun zamandır beni Ahmet abi hep davet ederdi bu toplantılara. Evet. Maalesef işimin yoğunluğundan dolayı çocuklarım küçüktü, katılamadım. Son dönemlerde biraz daha aktif olarak katılmaya evet. çalışıyorum. Çok güzel bir ortam kesinlikle. Evet. Bundan sonra da mümkün olduğunca eşlik edeceğim. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Hocam biraz şey sordum, mesleki yerde tabii şu anda pandemiden Hüce Hocam'a soracağız. Hüce Hocam, şu anda pandemiden sonra bir yani hem gençlerde hem de bununla ilgili kalp damar hastalıkları çoğaldı. İşte krizler çoğaldı. Onlar gibi nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Şöyle tabii iki buçuk sene pandemiyle uğraştık. Benim çalıştığım hastane özellikle pandemi hastanesi olduğu için biz bu işin tam göbeğindeydik. Evet. Sağlıkçılar olarak bu sadece doktor olarak düşünmeyin, hemşire arkadaşlar, sağlık personelleri yoğun bir şekilde çok özverili çalıştılar. Bu dönemi yüzümüzün hakkını bitirdik. Evet. Tabii ki şöyle ufak tefek hastalar oluyor şu anda pandemiyle alakalı. Yine hastalar geliyor ama eski yoğunluğu yok. Şimdi tehlike anlamında tabii bunun riskleri şu an azaldı mı yoksa aynı devam mı? Bu 2,5 yıllık dönemde hastalar yani kalp hastaları doktora ulaşamadı. Ulaşamadığı için tedavileri eksik kaldı, yarım kaldı. Bunun sonuçlarında şimdi yavaş yavaş görmeye başladık. Özellikle COVID'e bağlı kalp krizleri çok sık olmaya başladı. Özellikle genç insanlarda evet. COVID'e bağlı kalp krizleri olmaya başladı. Bir yoğunluk var tabii kalple alakalı. Ama işimizi yapıyoruz, severek de yapıyoruz. Ve elimizden geldiğince de çare olmaya çalışıyoruz. Ben özellikle hazır bu konu açılmışken genç meslektaşlarımıza bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Çünkü özellikle bu yeni uzman, yani yeni tıp fakültesini bitirmiş arkadaşlar yurt dışına gitmek için özel bir çaba gayret içerisindeler. Bence ülkelerine kalıp ülkeler için çalışmalar onun için daha mutluluk verici olacaktır. Tabii ki bu mesleğimizin zorlukları var ama üstesinden gelinmeyecek gibi değil. Yeter ki severek, gönülden yapalım. Evet, Gülsan'ı gördünüz değil mi Hüce Hocam? Şu anda tam böyle konuyla ilgili önemli konuya değindi. İşte mühendisler, işte doktorlar, hekimler yurt dışına gitmeye çalışıyor bunlara ilgili. Çok önemli konu. Yani buna konuya değindiği için hakikaten biz de teşekkür ediyoruz. Onu tekrarlayalım size. Gençlerle ilgili tavsiyeleriniz, hekimler özellikle. Şöyle, genç arkadaşlar tabii mesleğin zorluklarını gördükleri için evet. ben kendimden örnek vereyim. İki tane kızım var, bir tanesi üniversite sınavına girecek. Kesinlikle tıp fakültesi istemiyor. Benim bütün tavsiyelerime rağmen istemiyor. Tabii benim yoğun çalışma tempomu ve şeyi gördükten sonra maalesef böyle bir karar aldı. Tabii kendisinin tercihidir, saygı duyuyorum ama tıp fakültesini tercih edecek arkadaşların şunu tavsiye ediyorum. Bu meslek gerçekten çok kutsal bir meslek. Evet. Yani benim ameliyat edip iyileştirdiğim bir hastanın bana teşekkür etmesi bu dünyadaki en büyük şeyden, en değerli şeyden daha değerli. O yüzden manevi tatmini gerçekten çok yüksek. Yani maddi olarak belki biraz gerideyiz ama o da zamanla düzeleceğini düşünüyorum. Kesinlikle ümitsiz olmasınlar. Mesleklerini severek yapsınlar. Evet. Hüseyin Hanım, teşekkür ederiz Yüce Hocamıza. Sizin kaldığımız yerden gündemle ilgili söyleyeceklerim var mı Hüseyin Hanım? Gündemle ilgili söyleyeceğim var ancak benim de bir sorum var. Hekimlerimizi bulmuşken, canlı yayındayken, kayıttayken evet. hastalarımız şöyle bir serzenişte bulunurlar her zaman. Hastaneye gelirler. İsterler ki doktor teşhisini koysun, 3 gün sonra iyileşeceksin, gel evet. ikinci bir tur yapacağız. Atıyorum işte kalp rahatsızlığı geçirmiştir, kalp rahatsızlığıyla ilgili sen şu kadar hapı kullan, gel deniliyordu eskiden. Şimdi ise bir deneyelim, bunları kullan,
enfeksiyon olabilir, farklı hastalıklar olabilir. Daha emin olmak için 3., 4., 5. kez hastaneye muayeneler oluyor. Hastalar bu durumdan aslında çok hoşnut olmuyorlar. Ancak bana sorarsanız bu gidişat iyi mi? İyi. Yeni tekniklerle, teknolojiyle, artı beraberindeki ekip ile hastaya adım adım doktorluk yapıyorsunuz. Hasta da bir nevi doktor oluyor. Bunu hızlandırmanın yolu nedir hocam? Sırayla alalım. Yücel hocam buyurun. Yücel hocam sözüne devam ederken Yücel hocamın da ben Şevin Karahisar damadı olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben aslında Tokat Reşadiye'liyim. Aslında aynı coğrafyanın insanları. Evet. Reşadiye Vadi olarak. Coğrafyanın insanı, hepimiz aynı bölgenin insanları. Evet. Yani kültür olarak birbirimize çok yakınız. Evet. Ama Giresun'la alakalı bir gönül bağım var gerçekten. Evet. Şimdi bu sorduğun soruya gelecek olursak, şimdi Sebahattin Hoca'nın da yoğun bir poliklinik yapan bir arkadaşımız. Hı hı. Yani biz son basamak olmamız gerekiyor. Yani bana gelen, polikline gelen hastalar, tanısı konmuş ve tedavi için gelecek hastalar olması gerekiyor. Ben kalp cerrahıyım. Hasta işte ameliyat olmak için gelmesi gerekiyor ama benim yaptığım poliklinikte yani %80'i hiç doktor görmemiş, ilk defa doktora gelen ve genel şikayet olan hastalar. Yani bunun çözülmesi nasıl olur? Aile hekimliği sisteminin daha aktif hale getirilmesi olur. Yani hasta aile hekimine uğramadan, aile hekimine muayene olmadan son basamak bir merkeze gelememesi gerekiyor. Hı hı. Fakat bizde maalesef böyle bir sistem var. Özellikle acil serviste bunu çok daha yoğun yaşıyoruz. Bu alışkanlıkla aile doktoru görmek istiyor. Yani hasta doktoru şöyle, her tarafım ağrıyor diye gelen o kadar çok hasta var ki. Hasta geliyor, hani şikayetim var diyorum. Hocam diyor, her tarafım ağrıyor diyor. Evet. Şimdi ben kalp cerrahıyım, yani sonuçta aile hekimi değilim. O yüzden bu hastanın yönlendirilmesi daha doğru yapılması gerekiyor. Evet. Hastalar mağdur oluyor, sıralanmıyorlar, randevu alamıyorlar. Ve randevu alan hastalara da gelmiyor randevusuna, o yüzden böyle bir yoğunluk oluyor. Evet. Randevu sistemi. Sağlık Bakanlığı söylemişti zaten, evet. Randevulara ya bunu nasıl çözeceğiz bilmiyorum, bunu siyasiler, Sağlık Bakanımız bir şekilde çözecektir mutlaka. Fakat biz gelen her hastaya bakıyoruz. Yani randevusu olmasa da kapımıza gelen her hastaya bakmaya çalışıyoruz ama yeterli olamıyoruz. Gerçekten çok yoğun oluyor. Ve hastaya odamıza girdiğinde nasılsınız, iyi misiniz dediğimizde zaten 1-1,5 dakika geçiyor. Biz bunu 5 dakikada bitirmemiz gerekiyor. Artı sekreterimiz olmadığı için yaptığımız her işlemde bilgisayara girmemiz gerekiyor. Bu da bizim için ayrıca bir vakit kaybı. Bunları çözülürse daha kaliteli bir hizmet verebileceğiz. Evet, mesleki sorunları da dinledik. Gülsel Hanım çok böyle haklı oldunuz. Hocam, burada alt limit, üst limit var mıdır hasta muayenesinde? Yoktur aslında. Yani şimdi bir hastayla ne kadar çok ilgilenirseniz hasta o kadar çok memnun kalır. Hı hı. Mesela hastalar niçin özel muayenehaneye gider? Çünkü orada doktor daha ilgili, daha çok vakit ayırabilir. Bir kalp cerrahının bir hastası için minimum yarım saat bir muayene süresi olması gerekir. Hastanın işte anamnez dediğimiz işte kısmını yapacak, muayenesini yapacak, gerekse tetkiklerini yapacak. Yani yarım saatte bir hastaya ancak muayene edebiliriz. Fakat biz bunu işte 10 dakikada, 7 dakikada bitirmeye çalışıyoruz. Yine biz bir bakıma şanslıyız cerrah olduğumuz için ama dahili branşlar bunu çok daha yoğun yaşıyor. Yani günde 100 hasta, 150 hasta bakan arkadaşlarımız var. Bu hem hasta için çok kalitesiz bir hizmet, hem doktor için yorucu bir hizmet oluyor. Teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Güncel demiştik. Geçtiğimiz aydan başlamak istiyorum. Şeyi soralım. Güzel Hanım'a aynı konuyu soralım. Tamam, pardon, özür. Kendi branşlarıyla ilgili bakış açısını. Daha iyice daha var. Evet. Yücel Hocam'a katılıyorum. Hastalar kesinlikle aile hekiminden bize doğrudan geliyor. Aile hekimine bile uğramıyor ya da aile hekiminin yönlendirmesiyle. O kadar basit şikayetlerle meşgul oluyoruz ki. Evet, biz 3. basamak hastanelerde hizmet veriyoruz. Aile hekimliğinde halledilebilecek sorunlarına çözüm bulunacak hastalar da kapımızda bekliyor. Tabii ki bu yoğunluğu artırıyor ve kaliteli hizmeti de
mümkün kılmıyor. Evet, aşağı çık. Evet, o yüzden bence aile hekimliğinden başlanmalı. Eğer bu sistem devam edecekse aile hekimliği sistemi kesinlikle bunun daha düzgün işlemesi gerekiyor. Ben daha çok diyabet hastalarıyla ilgileniyorum. Diyabet polikliniği yapıyorum. Hastaları sık mı çağırıyorum? Tabii ki her hastaya göre değişiyor. Ama bir insülin başladığım hastayı daha yakın takip etmem evet. gerekiyor. Ve yine kronik hastalığı olan hastalarda şuna inanıyorum. Hasta hekimden ne kadar uzak kalıyorsa kontrolleri o kadar aksıyor. Evet. Tabii bunu iyi kontrol etmek lazım. Ama sürenin çok yetersiz olması hepimizi hastalarda dahil mağdur ediyor. Doğru. Evet, bir an önce bence de çözüm bulunmalı diye çok düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Yeterlemeden başlayalım. Yeterleme. Aynı konuyu siz de... Ya ben öncelikle poliklinikte çalışıyorum ve 13 yıldır poliklinik tecrübem var. Ben öncelikle hastalarımızdan şunu rica ediyorum hemşire olarak. Önce vücudumuzdaki yani sıkıntı nedir hastalık olarak? Önce onu bilmeliyiz ve o bölüme randevu alıp gitmeliyiz. Ben kadın doğumda çalışıyorum. Cuma günü bir hasta geldi bize. Hocam sırtım ağrıyor inanılmaz ve belim ağrıyor. O bizim işimiz değildir. Fiziğin işidir ya da ortopedinin işidir. Bunu bilmesi lazım. Bu sefer ne oluyor? Bir başka hastanın randevusunu işgal etmiş oluyor. Yani bir başkası belki kadın doğumla ilgili alana randevu alacaktı ama bu sayede alamamış oldu. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Bir de kendi platformumuz adına konuşacağım. Mesela diyor ki işte benim içimizden birisi şununla ilgili, beyin cerrahiyle ilgili bir sıkıntım var. Bana doktor lazım ama hemen lazım. Hemen olmayabiliyor. Birazcık sabırlı olmamız gerekiyor. Bugün olmayabilir ama yarına biz onu belki ayarlayabiliriz. Belki o doktorumuz yarın müsait olabilir. Bugün cerrah olduğu için ameliyatta olabilir. Veya nöbet ertesi olabilir. Birazcık sabır etmemiz gerekiyor bu konuyla ilgili ve yani neyim var neyim yok onu bilmeli hasta. Ben onu söylüyorum yani. Evet, Yeter Hanım da tam net konuştu. Doğru. Evet, Sabahattin evet. Hocam toparlayacağız şöyle. Tabii siz hepsini yaparken bu sözleşmeleri de içecek. Aile hekimlerde orada sözleşmeler evet, var, evet. Hemşireler var. Onlar da bahsedersiniz. Onlar da belki... Hayırlısıyla onlar kadroya geçiyorlar. Evet. Sevinçliyiz o konuda. Çünkü bizim platformumuzda onlara da çokça genişçe yer var. Onların sevinçleri bizi de mutlu ediyor. Haklarıydı zaten. Yıllardır emek etmişlerdi. Şükürler olsun hükümetimiz gerekeni yaptı ve onları kadroya aldı, alıyor şu evet. an başlattı. Onlar da sevinçti. Onlarla ilgili aileleri de sevinçti. Anne babaları da sevinçti. Biz de sevinçliyiz. İnşallah bu sevinçleri baki olacak. Arkadaşlarımızın dediklerine ayrı ayrı katılıyorum. Hepsinin farklı noktalarda farklı tespitleri var. Evet. Ve neticede harmanladığımızda daha iyi nasıl olabilirin cevabını bulma babında güzel katkılar. Şimdi bizim özellikle de Sağlık Bakanımızın bizzat kendisinde güzel tespitleri ve bu konuda telkinleri de var. Kendisine de onun nefiri olarak ayrıca gönülden teşekkür ediyoruz. Hastanelerimiz gerçekten çok dolu. Yani başka arkadaşlardan da başka yerlere de gidiyoruz. İşte Haseki'ye gidiyoruz, başka yerlere gidiyoruz. Samatya'ya, şuraya, buraya. Bütün hastanelerimiz gerçekten dolu. Bayağı talep var sağlık hususunda. Şimdi talep çok. Özel hastanelere de talep çok. Yani sadece devlet hastaneleri açısından demiyorum. Şimdi bu talebin hemen hemen herkesin bir paydada mutlu olabilmesi yahut da o hizmete ulaşabilmesi adına burada yapılacak ki hükümetimiz elinden geleni yapıyor biliyorum. En önemli şey programa koymak. Yani bir düzene, bir sisteme koymak. Bu sistem nasıl daha iyi hale getirir? Gerek Müzeyyen Hocam'ın dediği gibi aile hekimliği kısmı daha aktif, daha programlı hale getirilebilir. Gerek Yücel Hocamızın dediği gibi uzman hekim arkadaşlarımızın yan destekleri işte pratisyen hekim kapılarında özür dilerim tıbbi
özellikle ter hanımlar yahut da beyler, diğer taraftan yarım sağlık personeli desteği artırılabilir. Yine Yeter Hanım'ın bahsettiği gibi hastalar ilk gelirken doğru yönlendirilebilir. Netice itibariyle bu konuda hükümetimizin çalışmaları var. Şimdi biz Giresun Sağlık Platformu olarak biliyorsunuz bizim yukarıdan Giresun Federasyonu sağlık alanında bizi bu konuda başkan yardımcına getirdikten sonra biz de sağlık neferleri arasında iletişim ve diyaloğu artırmak üzere hayırlısıyla böyle bir harekete büyüklerimizin desteğiyle ve yardımlarıyla yola çıktık. Bir kere kendi aramızdaki diyaloğun ve dayanışmanın artırılmasıyla bazı şeylerin daha iyi çözüleceğini, daha hızlı çözüleceğini yakinen de gördük. Güzel de oldu. Artı diğer taraftan şimdi sistem ağır bir sistem, zor bir sistem, yüklü bir sistem. Hastaların nasıl ilgiye, şefkate, sevgiye ve bakıma ihtiyacı varsa emin olun sağlık çalışanlarında var. Yani neticede hep vere vere adamda verecek bir şey kalmıyor. Netice itibariyle tükenmişlik sendromuna gidiyor. Hekimlerimizin o tükenmişlik sendromunu en aza indirme açısından platformumuz bünyesinde ne yapabiliriz? İşte sosyalleşebiliriz. Birlikte bir araya gelebiliriz, dayanışabiliriz. Kendi yakınları, kendi hastaları varsa, onlarla ilgili çözüm sunulacaksa, kendi aramızda daha hızlı bir şekilde çözüm sunabiliriz şeklinde bir niyetimiz oldu. Ve o niyetimiz de gerçekleşti, gerçekleşiyor şükürler olsun. Ama emin olun talep çok, halktan talep çok sağlık alanında. Hükümetimiz de bu alanda, her alanda gerekeni yapıyor. Ve emin olun sağlık neferi, sağlık ordusu da hekiminden tıbbi sekreterine, hemşiresinden sağlık memuruna, ambulans şoförüne, kapıdaki güvenliğine kadar emin olun gerçekten özveriyle çalışıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer taraftan şöyle bir husus da var. Giresun Sağlık Platformu biliyorsunuz. Giresunlu dernekler ve vakıflar tarafından destekleniyor. Çünkü ortak nokta. Allah razı olsun hepsinden. Yakinen hepsine bir fiil teşekkür ediyoruz. Gerek bundan önce Çamlıuk'ta Kenan Lortoğlu'nun desteği bize yerini kapısını açıyor. Ondan sonra İsa Başkan, İsa Kayış Başkan yüreğini yerini açıyor. Şimdi bizden sonra da Hüseyin Koca Bey sağ olsun yine bizi destekleyecek. Yani öyle desteklerimiz devam ediyor. Çünkü daha sonra vardı. Sen evet evet yine devam edecek hayırlısıyla. Buradaki paylaşım artı onlardan gelen talepler oluyor. Biz onlardan gelen talepleri canhıraşla, her türlü katkıyla, her türlü özveriyle, gerek aralardan muayene araları oluşturarak, gerek öğlen arası yemek yemeyerek, ben öyle yapıyorum inşallah da kilo vermeye çabalıyorum hayırlısıyla. Nedir? İnsanımız mutlu olsun, insanımız bir nevi çözüm bulsun, insanımız doğru yere gitsin diye elimizden gelen bütün arkadaşlarla yapıyoruz. Bir yere kadar tabii insanız, gücümüz yetmediği yerler olabiliyor veya işte kendi temel ihtiyaçlarımız olabiliyor. Orada da zaten bize müsaade etmelerini istiyoruz. Onlar da müsaade ediyorlar. Allah bu arada bir de bunun şöyle çalıştığı şeklinde Giresun derneklerinden STK'da bahsettiniz. Giresun günlerine katıldı. Bu ikinciydi galiba. Evet. Onlara katıldı. Bayağı da oradaki emsal taştınız. Evet. Evet. Kaynaşma dayanışmada da önemli bir buluşma noktası oldu Yenikapı'da. Kesinlikle. Çok da kalabalıktı. Oradan gelen arkadaşlarımızın gerek tansiyon hususunda, gerek binilik hususunda, gerek yönlendirme hususunda yardımlaşma oldu. Çok da güzel oldu. Netice itibariyle sağlık önemli bir alan. Demin hocalarımız söylemişti. Halkımızı bilinçlendirmeden böyle çalışma işte panel gibi, seminer gibi önemli. Evet evet. Nasipse inşallah zaten düşünüyor musunuz? Platformumuzun en önemli ayaklarından biri hekim kadrosuydu. İnşallah o ayakta şu an çabalıyoruz. Arkadaşlardan Allah razı olsun Zeyhan Hanım ve diğer Yücel Bey zaten başından beri bizimle. Diğer hekim ordumuz, hekim çalışanlarımız, onlarla iletişimi, diyaloğu artarak bu işe sosyalleşmeye gönül veren arkadaşlarımızla da işbirliği yaparak panel konusunda çalışmalar yapacağız inşallah. İnsan kaynakları ona da yönelik yapıyoruz. Talepler yani, oluyor. Tabii gelen talepler oluyor. İlgili yerlere iletiyoruz. İletişimi hızlandırıyoruz. İnşallah o konuda da elimizden geleni yapıyoruz. Aracılık ediyoruz tabii. Evet, artık gerisi nasip kısmı. Giresun Sağlık Platformu görmüş olduğunuz gibi dolu dolu ve de Türkiye'de ve İstanbul'da bir ilk yani platform olarak STK olarak çalışıyor. Biz de alışık değil bu kadar ekibi, doktor, hemşire bir arada görünce de insanlar zaten şaşırıyor ama çok güzel bir oluşum, kaynaşma, dayanışma adına ilaç oluyor. Yani karşılıklı.
Evet, karşılıklı bir görünce bizde moralimiz, motivasyonumuz yükseliyor. Yani doktor hemşire görünce bir de gülen oldu mu daha çok hoşumuza gidiyor çünkü. Kalite değerimiz artıyor. Yok şöyle normal meslek icabından, iş yoğunluğundan dolayı doktorlarımız, hemşirelerimiz biraz daha stresli olabiliyor. Onun için biz de onları görünce işte kaynaş kahvaltıda falan bizim de motivasyon yükseliyor. Çünkü biz de soru soruyoruz. Sağlığımızdan itibaren. Onun için biz hepsine ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Buraya geldiler, bilgiler verir. Siz nasıl geldiniz? Gazeteci gözüyle size soralım. Evet. Doktorlarımız Giresun toprağını almış olmalarından dolayı sıcakkanlılar. Sıcakkanlı insanların her zaman dostaneliği, ev sahipliği gibidir. Bu sebeple aslında toplumsal ilişkilerde, toplum ile karşılaştığında gördüklerimde doktor kimliklerini bir tarafa bırakıyorlar, insancıl yanlarıyla yaklaşıyorlar. Evet. Dedim ya, gönül köprüsü kuruluyor. Tabii siz kimsiniz, nesiniz, ne iş yapıyorsunuz denildiğinde de herkes kimliğini ortaya koyuyor. Bir fikir birliği var burada. Ben de tanıdığıma mutluyum ve memnun oluyorum. Tüm verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Ona bir de ekleme yapmak istiyorum. Yaşadığımız sürece, hastaneye gittiğimiz sürece eski despot modeller artık yoktur. Doktorumuz, öğretmenimiz, yöneticilerimiz, herkes gereğini o kadar güzel yapıyor ki insan ayırt etmeksizin, makam ve meki ayırt etmeksizin. Yeter Hanım'ın dediği gibi de işlerini bizler de kolaylaştırmalıyız. Yani hastalar ve hasta yakınları da hekimlerin işlerini kolaylaştırmalı. Bizler insan olarak agresif yapı içerisinde, ağrı sancı içerisinde olabiliriz. Doktorlarımızın da muhakkak rahatsız yanları vardır, hastalardır. O gün olumsuz bazı şeyler yaşamıştır. Yine mi bize denk gelmiştir? Yine bize denk gelmiştir. Empati yapmak her zaman dostluğu ve barışı artıracaktır. Evet. Ben sizlere katılıyorum. Ancak bir şey de demeden geçemeyeceğim. Bu benim 2016 yılından bugüne yüreğimde hep ukde olarak kaldı. Evet, biliyorum. Kıymetli hekimlerimiz, ölüm o kadar acı bir şey ki. Hepiniz o kadar mükemmelsiniz ki sizler de öylesiniz. Benim naçizane ricam olacak. Özellikle bunu arz edeceğim. Çünkü ben yaşadım, başkaları yaşamasın. 2016 yılında Sivas'ta, ben hastane adını söylemeyeceğim, Sivas'ta babam nefroloji servisinde gitti gidiyor. Doktorumuz söyledi, iyi değil. Yani ben alışığım. Sordum açık yüreklilikle. %10 dedi, buradan sağ çıkma ihtimali %10, hazırlıklı ol. Hazırlıklıyız. Cuma akşamı 22 Temmuz saat 23.10 geçiyor. İki kez gördüm. Görüş yasak. Oradaki insanlar o kadar naif ki ısrarla görmek istememe rağmen gösteremiyorlar, ancak bir boşluk bulduk ve gördük. Babamın o halini anlatmak istemiyorum. Gidiyordu, görüyordum ama imdat bekliyordu. 23.10 geçiyordu. Bir bayan doktor, Kadir Akyol'un kızı Gülsen Akyol'la mı görüşüyorum dedi. Ben bunu özel anlatıyorum ama genel olmasın istiyorum. Benim buyurun dedim, zaten bekliyoruz. O ses size babanızın öldüğünü söylüyor zaten. Ya da hasta yakınısınız, hastanızı kaybettiğinizi, canınızı kaybettiğinizi söylüyor. Siz Kadir Akyol, evet Kadir Akyol'un kızıyım. O da zorlandı söylemekte. Babanızı dedi kaybettik. Tabii duruyorsun, teksin, ruh halin nasıl bilinmiyor. Babanızı morgda 12. numarada görebilirsiniz. Bitti. Ben özellikle rica ediyorum. Evet, soğukkanlıyım. Evet, gittim babamı 12. numarada morgda gördüm. Ayaktayım, sabaha kadar uyumadım. Ne olacaksa hepsini yaptım. Babamın çarşamba günkü rahatsızlığından cumartesi günkü toprağa verilinceye kadar olan anda bir dakikalık boşluğumuz yoktu. Hani doktorlarımız hata mı yapabilir? Yapmadılar. Şebin Karahisar'daki doktorlarıma, Sivas'taki doktorlarıma, Mustafa Zahir Bakıcı hocama çok teşekkür ediyorum. Bir dakikalık boşluğumuz yoktu. Ama oradaki cümleler, inanın, bir hastamızı morga indirmişken diğer hastamızı da komaya götürebilirdi. Özellikle bu durumlarda ben kim söyleyecekse, doktor, hemşire, sağlık personeli, hasta yakınını biraz daha hassas düşünerek
daha sert değil de daha yumuşak söylenmesinden yanayım. Ben babamı morgda zaten bulacağım. Fakat babanız öldü, morgda bulabilirsiniz demek beni ikinci bir kez yıkmıştı. Evet. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi gündeme dönmek istiyorum. Bunu yaşadığım için aktardım. Ve bu benim içimde bir uhdeydi. Anlattım. Bir de İstiklal Marşı'nı 10 kıtasını okumak uhdeydi. Pandemi olduğunda gazetecilere kalmıştı meydan. Onu da bağıra bağıra söylemiştim. İçimdeki uhdeleri yaşamaya fırsat buluyorum. Çok şükür ki. Şimdi gündeme dönelim bizler. Geçtiğimiz ay Şebin Karahisar'dan 30 muhtarımız, meclis üyemiz, il genel meclis üyemiz ve AK Parti ilçe başkanımız Nejat Okuyar muhtarlarla birlikte Ankara'ya bir çıkarma yaptı. Ankara'da bakanlarımızla, milletvekillerimizle görüştüler. Muhtar evleri, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla muhtar evleri konusunda istişareler yaptılar, göletler. Bunun hemen arkasından göletlerle ilgili Şebin Karahisar'da, Balcana'da toplantılar yapıldı. Şebin Karahisar'da 16 göletin projeleri bir kısmı çıkarılırken bir kısmı tamamlanıyor. Şebin Karahisar gelecek 10 yıl içerisinde, gelecek yıllar içerisinde sulama bölgesi, sulama vadisi olarak değerlendirilecek. Dün yine belediye başkanımız Ömer Şentürk ve AK Parti ilçe başkanımız Nejat Okuyar Ankara'da idi. Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bugün de İstanbul'da. Şebin Karahisar Yardımlaşma Derneği ev sahipliğinde bugün Ok Meydanı'nda bir toplantı yapılacak. Bizler de o toplantıyı akşam sizlere sunacağız. Bazı haberlerimizi de birazdan sunalım istiyorum. Evet, ben kısım kısım yayınlayalım çünkü. Yaşanmış olaylar, hastanelerdeki olaylar tabii doğal akış hayatı tabii onlarla ilgili bireysel kişiler olduğu için doktorların o anki ruh hali hiç bizim de aşırıda geliyor. Bu da gazetelikle. Çoğu hastanede oluyor ama tabii bunlarla ilgili binde yani sıfır gibi tabii o anki hemşirenin, doktorun veyahut da sekreterin görevi. Doktor hanımdı. Olabilir. Bunları git tabii onu Sabahattin Hocam'a soralım isterseniz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Gülşen Hanım'ın buradaki mesajını yani ana olayını, ana demek istediğini anladım. Yani sağlık çalışanları hekiminden aşağıdaki kapıdaki güvenlik görevlisine kadar hangi aşamada olursa olsun cümlelerini seçerken kelimelerine dikkat etme noktasında elinden geleni yapsınlar istiyor. Haklı tabii. Çünkü ölüm anında diyorum. Ölmüşüz. Yani ben de bekliyorum orada. Ben de ölebilirim. Sadece o bir örnek. Başka örnekler de tabii çoğaltılabilir. Bu arada mekanı cennet olsun. Sağ olun. Nur içinde yatsın. Bu çok tabii sorsanız hekim bunu hatırlamaz. Hani çünkü o artık rutin hep o dalgada yaşıyor. Evet. İşte yoğun bakım açısından ben anestezi hekimi arkadaşlarımızı biliyorum. Zor hastalar içinde o zorluklar altında artık ruhu bir köselenme durumu oluyor. Onların günlük yaşantısı bile gerçekten zorlu oluyor. Bir netice itibariyle orada yoğun bakımlar ne demek? Yarısı vefat eden, yarısı hayat şansı bulabilen insanlar demek oran olarak. Buna baktığımızda bazı şeyleri artık naifliği bekleyemeyebiliyorsunuz. Bizim de başımıza geldi. Biz anesteziden bazen korkuyoruz. Yani vakamızı almazsa, yer vermezse, yoğun bakım çıkmazsa diye çok böyle onların ruhunu okşayarak, naif tutarak. Ama tabii netice itibariyle hiçbir durum size söylenen o sözü haklı çıkarmaz. Onu zaten bir evet, biraz koyuyoruz. Daha karamsarlıktan daha çok biraz daha motivasyonu yükseltecek konulara girelim. Evet, netice itibariyle burada yine şu var. Biz eğer üzümünü yiyeceksek karşılıklı gerek bağcısı gerek ziyaretçisi karşılıklı dayanışma, empati, hoşgörüyle bu yolda yürüyeceğiz. Zaten yürümek bunu, zorundayız. Bunun örneği zaten şu anda organizasyonu çok iyi yapmış olan Giresun Medip Sağlık Platformu kaynaşma halinde ve birbirine yardımcı oluyor. Diğer taraftan biz medya platformuyla da kaynaşıyoruz. Evet. Ondan sonra STK'lar beraberiz. Yani sorunlar veya bunları yavaş yavaş
birliktelik oluyor. Kesinlikle. Beraberlikte ne çıkıyor? Ortaya da işte burası çıkıyor. İcra çıkıyor. İcra çıkıyor. Şimdi mesela bize gelen arkadaşlar oluyor işte falanca dernekten, falanca vakıftan. O yoğunlukta ben hani mümkün mertebe kelimeleri seçmeye çalışıyorum ama bazen benim de gardım düşüyor. Muhakkak. Çünkü, tabii ki. Mesela bizim randevu şeyimiz 50-60 civarında. Muhakkak. Ben bazen 90 bazen 100'e vurduğum oluyor. Hasta sayısı olarak çıkmış olabiliyorum. Orada artık yani yanan bir lambanın gelen enerjisinin düştükçe sürükleşmeye başlaması gibi bizim de gard düşebiliyor. Oradan da tabii o gardı artırması karşıdan enerji aldım. Ses tutuyor da yansıyor. Diye alevlenme ve canlanma oluyor. Netice itibariyle nedir? İki taraflı bir omuzlama olursa var. Güzel olur. Evet. Şu an Türkiye'nin sağlık sistemi çok böyle mükemmel yani bizim gördüğümüz kadarıyla tabii. Aynen. Ne kadar bunların sağlık sistemi, sağlık personelinin işi ondan dolayı ama dünyada şu anda Türkiye sağlık konusunda bir numara. Aynen öyle. Bir numara şu anda onu kimse tartışamaz. Özel odalar. Bakan söyledi şu 99 nokta sağlık sisteminden ücretsiz. Her şey ücretsiz. Diğer taraftan yurt dışı hasta da çok geliyor. Bize. Evet. Memnuniyet dünyada da var. Yani. Ya memnuniyet oranı %90'lar yüzlerde tabii münferit olaylar olacaktır. Olmaması mümkün değil. Çünkü biz konularımız girsek sağlık işi dedi de alttan kalkamayız şu anda. Bizim o konularda ilgili doktorlarımız burada. Biraz daha burası kaynaşma, sosyalleşme şey olduğu için programı. Biz o konulara yani sağlıkçılarımız biz burada konuşturtmayız Ali. Aynen. Yani biz burada hepsinden memnunuz. Duamızı da edelim tabii. Yani. Tabii ki. Tamam. Randevu sistemi zaten tüm sağlık camiasında yığılmayı önlemiş oldu. Çok güzel bir sistem evet. Oldu. Çok güzel bir yenilik oldu. Şimdi konuyu biraz da eğlenceye dönüştürelim dedi Sadi Bey. Ben şunu soracağım size kıymetli hocam. Çok güzel bir kahvaltı organizasyonu yaptınız. Müzik eğlenceli buluşmayı ne zaman yapacaksınız? Müzik eğlenceli buluşmayı o gün şey vardı. Büyük bir organizasyon. Ülke genelinde bir vefatlar vardı, şehitler vardı. Onu biz evet, bilerek evet. Bugün olmasın dedik. Bir de Eyüp Sultan'daydık yani. Evet. Oranın satı damağımızda kaldı, bekliyoruz. Diğer taraftan yöresel olarak da yakinen vefat eden tanıdıklarımız da vardı. Bu seferi es geçelim dedik. Ama tabii sağ olsun yöremizin değerli kıymetli kemençe, davul zurna ve söz sanatçılarımız var. Bundan sonraki çalışmalarda onlara yer vereceğiz hayırlısıyla. Bekliyoruz. Hatta bize. Geleceklerde sağ olsunlar. Allah hepsinden razı olsun. Gönül ve kendinden vererek gelecekti. Yani daha ne olsun hepsinden. Evet. Ama dedik ki böyle taze süreçler var. Bu seferlik iptal edelim dedik. Kendilerini inşallah daha sonraki şeylerde çağıracağız. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Sağlıksız yaşam olmaz dedik. Sağlıkçılarımız yanımızda. Biz sağlıklıyız diyoruz ve ikinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz ben bilgiler için. Ederim. Bu programı sizlerle ikinci bölümüyle tekrar Mavi Karadeniz TV programımıza, ekranlarımıza hoş geldiniz. Birinci bölümde tanıttığımız konuklarımızla ikinci bölümde de devam ediyoruz. Bitirin. Program yapımcımız Sadi Toygar, sunucunuz bendeniz Gülsen Akyol Mutlu, misafirlerimizle birlikte sizleri Giresun kültürü, Türkiye kültürü ve sağlık ile baş başa bırakıyoruz. Sağlık Platformu Başkanı Doçent Doktor Sebahattin Destek, Sağlık Danışmanı Ahmet Gedik, Hemşire Hanım Lale Özen, Sağlık Çalışanı Haydar Öncü. Bu bölümde sağlık çalışanlarımız ve sağlık hekimlerimizle birlikte sizlerin bize sorduklarınızı, onların yaşadıklarını ve tüm gelişmeleri aktaracağız. İkinci bölümümüze tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet Gülsün Hanım, birinci bölümde maşallah kadrolar geniş olduğu için Giresun Sağlık Platformu. Şimdi ikinci bölümde de konuklarımız değişti. Tabii kadro evet. Geniş. Evet. Hepsini yakından tanıyalım. Hemşehrimiz tanısın, ekranımızda seyircilerimiz tanısın. Bu anlamda yapılanma daha güçlü olur, kaynaşma daha güçlü olur. Onun için biz ilk bölümde faydalandık. Hem bilimsel hem de mesleki sorunlar aynen, dedik. Aynen.
hem de işte seyircilerimize daha sağlık konuları hiç girmedik onlarla ilgili. Çünkü o bireysel giriyor, o da bakarsınız bir sağlık programı olabilir, olacaksa da ileriki günlerde. Evet, yanımda sağ tarafımda benim, bana göre bu platformun can damarı Ahmet Gedik, sağlık danışmanımız. Hoş geldin Ahmet kardeşim. Teşekkür ediyorum. Seni tanımayan var mı? Beni tanımayan biraz zor galiba. Yani belki 5 kişi tanıyamayabilir ama yani bir Giresun'dan bile beni arıyorlar. Giresun'da yani, evet. Yönlendiriyorlar, hasta oluyorlar. Ahmet Gedik abi sen bize yardımcı ol ya. Ben diyorum nasıl yardımcı olayım? Sen diyor bu işlere sen bakıyormuşsun. Elimden geleni yapıyorum. Tabii geçen hafta işte toplantıdan sonra Ahmet Gedik bu işleri çok sevdiği için muradına erdi diye bir haber yaptım ben. Çünkü çok sevdiğim işi bütün sağlıkta topladı bir araya ve de hepsini gördü orada. Canı gidiyor yani böyle onları görünce. Onun için biz kendisini tebrik ediyoruz. Ben kendim Giresun Şebin Karaysallıyım. 1974'te Göztepe Hastanesi'ne girdim. 2001'de bıraktım. Ondan sonra böyle bir içime bir his geldi. Dedim ki ya bu bir Giresun çalışanları bir araya getireyim diye. Şu anda Giresun onları da bir platform kurduk. Önce Lale Başhemşire Hanım'la yola çıktık. Ondan sonra da Sebahattin Destek Hocamızı tanıdık. Sebahattin Destek Hocamızı da biz kendimiz başkan seçtik Giresun platform sağlık danışmanı diye. Çok güzel bir yol aldık. Bize de her ay sıraya koydular. Bu galiba beşinci. Büyük olarak üçüncü. Olarak beşinci. Beşinci bir toplantımız oldu. En son toplantımızı da Eyüp Sultan'da yaptık. Orada tabii 75 kişi ben bir liste yaptım. 20 küçük olduğu için 50'ye indirdik. Evet. 50 kişi de geldi. Birbirini tanımayan insanları tanıştırıyoruz. Çok da güzel oldu. Bundan sonra da Tuzla'dayız. Tuzla'da da 65-70 galiba. Orada bir sağlıkçıları, Giresunları bir araya getireceğiz. Biz burada Giresun olarak bir ayırt etmiyoruz. Hepimiz kardeşiz. Burada parti de yok. Bizim işimiz sağlık işi. Sağlık olarak bizi arıyorlar. Biz de insanlara bir hizmet edebiliyorsak. Tabii ben doktor değilim ama doktorlarımız var. Doktorlarımıza ben rica ediyorum. Onlar da tamam Ahmet abi olur diyor. Evet olmuyor diye bir yol gösteriyoruz. Onun için bir sevap alabilirsek, dua alabilirsek ne mutlu bize diyorum. Peki Ahmet Gedik tabii sağlık danışmanı olunca bütün işte ilçelerden giriyorsun ilçelerini arıyorlar. Ahmet Gedik şurada tanıdık var mı? Ne diyorsun onlara? Kıramıyorum. Mecbur diyorum ki böyle 5-10 dakika bekleyin diyorum. Ondan sonra tamam diyorum. Şu anda Giresun Göğüs Hastalıkları Müdürü Bilge Hanım. Burada bir işlanım var bizim Bedar Hastanesi'nde çalışıyor. Annesi yoğun bakıma yatması lazımmış. İşlanım beni aradı. Ben de Bilge Hanım'ı aradım. Bizi Giresun'dan izliyor müdürüm. Ahmet abi hemen gönder dedi. Elimden geleni yaparım. Beni arasın dedi. Buradan Bilge Müdür, Giresun Göğüs Hastalıkları Müdürü Bilge Hanım'a, Bilge Hüge'ye çok teşekkür ediyorum müdürüm. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol müdürüm. Evet, bu da örnektir yani. Bu da örnek olarak söylüyor Ahmet Gedik danışmanımız, kardeşimiz. Bu da canlı heyecanlı. Çünkü samimi konuştuğu için, kendisi bir tanıdığım için örnek bir çalışmadan bir tanesi. Teşekkür etti. Evet, sana teşekkür ederim Ahmet kardeşim. Emeğine, ağzına, ayağına sağlık. Çok sağ ol. Evet, Lale Hanım da geldi. Evet, Sabahattin Bey'i gördük. Tanıyalım Lale Hanım da. Evşah Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Lale Özen, Giresun Şebin Karahisarlıyım. Evet. Öncelikle böyle bir... Orada var. Evet. Devam edelim. Neyse. Evet. Böyle bir platformun içinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Gerçekten gece gündüz emek isteyen bir sağlık camiası çok farklıdır. Çocuğunuzdan, ailenizden yeri geliyor feragat ettiğiniz bir olaydır. Önce eşime teşekkür ediyorum. Çok fedakarlık yapıyor bana. İnşallah. Evet, ilk devrede zaten evet, doktorumuz. Sağlıkçı olmamızın zaten birbirini anlaması çok önemli bir şey. Evet. Gerçekten bu fedakarlık sağlık işi, kesinlikle onun altını çizmek istiyorum. Böyle. Evet, teşekkür ederiz. Haydar Bey, sizi tanıyalım.
Evet. Aydan önce, öncelikle Mavi Kadede'nize teşekkür ediyorum. Bizi böyle bir programa davet ettiğiniz için ve Sadi abiye, sizlere. Teşekkür ederiz. Ben 1968 Giresun Çanakçı doğumluyum. Önce bankacılık sektöründe devlet memurluğuna başladım. Sonra 2002'de sağlık sektöründe sağlıkçı olmadan sağlık sektörünün idari işler. Yani biz genel idari sınıfında çalışıyoruz. Buradan da bütün genel idari sınıfındaki arkadaşlarımı temsilen hepsine selam ediyordum. Çünkü yeterince sağlık çalışanımız var. Platformumuzun değerli başkanı Sebahattin hocama, Ahmet abime. Bunlar tabii bu işlerin olmazsa olmazları. Biz de elimizden geldiği kadar STK'larda ben bayağı bir eskiyim. Yani bayağı bir görev yaptık. O yüzden biz de bu programı bir nefret olmaktan her zaman gurur duyduk. Elimizden geldiği kadar herkesin dertliyle dertlendik. Yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da daha da geniş kitlede de ulaşarak platformumuzu devam ettireceğiz. Haydar Bey, siz iyi bir STK'cısınız. STK içinde epeydir de çalışıyorsunuz. Nasıl bu oluşumu, nasıl bunun sağlıkçıları? İşte ben sağlıkçının hem içinde hem dışında olarak bakıyorum. Yani hem evet. STK ayağında hem de sağlığın içindeyim. Yani kendim sağlıkçı değilim. 657 devlet memuruyuz. Ama sağlık sektöründe çalışıyorum. Ama sağlık sektöründe çalışıyorum. Evet. Yani Ümrani Eğitim Araştırma Hastanesi kadrosundayım. Evet. Ama tabii, siz de burada köprü vazifesi görüyorsunuz. Ahmet Yigi önce sizi arıyor. Yani bu arada Ahmet abimse olsun. 24 saat Ahmet abim, evet, bütün hemşehrilerimize telefonumuz açık. Evet. Bazen ulaşamadığımız zamanlar olsa bile Ahmet abi hiç vazgeçmiyor. 2, 3, 4 yani sonunda neticeye varıyor. O yüzden de ben kendisine teşekkür ediyorum. Hakikaten yani şeyi yok hiç. Yani muhakkak çözülecek Ahmet abinin. Yarım kalmıyor. Yarım kalmıyor. Biz de bundan memnun oluyoruz, mutlu oluyoruz. Ben olmasam başka bir arkadaşa gidiyor. Olmasa yani bir şekilde çözüyor. Bizler de tabii elimizden geldiği kadar herkesin dertliğe dertleniyoruz. Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama tabii burada önemli olan da sadece insanlarımıza yardım etmek ya da onların sağlıkla ilgili problemlerini çözmek değil. Birlik ve beraberlik içinde Giresunlu'nun İstanbul'da sesi olmak. Bu sağlıkta olur, siyasette olur, işte eğitimde olur. Yani her yerde bizim olmamız lazım. Bu yüzden de biz elimizden geldiği kadar bunlara destek oluyoruz. Ben kendim Çanakçılar Dayanışma Derneği Başkanlığı da yapıyorum. İşte köyümün başkanlığını yaptım. Giresun Federasyonu'nda bir dönem yönetimde bulundum. Yani her yerde işte Çanakçı adına, Giresun adına bulunmaya çalışıyoruz. Haydar Bey, Çanakçı neye meşhur? Mesela buraya yani Çanakçı'nın fındığı ve çayı. Mesela bizim çay kalitemiz. Yemek olarak. Yemek olarak bizde yani pancar çorbamız var en fazla. O zaman sizin Çanakçı Derneği'ni buraya bayanları çağıralım. Bir pancar çorbası tarifi buradan güzel bir program olur. Yani biz hep biliyorsunuz Giresun günlerinde bu yemek yarışmasında ödül aldık. Evet. Çanakçı olarak. Yani buradan da o zamanki yönetimde olan bayanlara da çok teşekkür ediyorum. Katliye Kadıkar başta olmak üzere bayağı bir emek vermişlerdi. Tekrar o zaman Gülsen Hanım, sen bunlarla ilgili organizasyonu yap. Çanakçı. Tamam, inşallah Çanakçı ile ilgili bir organizasyon yapıp sizlerle beraber olmak. Kültürümüzü tabii ki bizim önemli olan kültür de programımız ismi kültür. Biz sağlıkçıyız ama yani her yerde olmaya çalışacağız inşallah. Yolculuk kültürü içinde zaten sağlık da var. O da bir kültür. İşte o da bir kültür. Evet. Yani her yerde olacağız inşallah. Her zaman da sizlerin yanınızdayız. Teşekkür ediyorum. Evet. Haydar Bey çok güzel konuştu. Bunlar aktif kendi zaten. İstanbul'da bak böyle idare bilimli ama buradaki oluşumda ilgili kendisi çok güç veriyor. Oluşuma bu platformu güç veriyor. Ahmet Gidik'te işte sabah istişare yaparaktan idari bölümler daha güçlendirici işte organizasyonları yapılmasında emeği var kendisi. Yani bir nevi genel sekreter gibi çalışıyoruz. Belki görev bölümü yaparsak Ahmet abimiz başkan, ismanımız Sebahattin hocamız başkanımız. Evet. Ya, biz de elimizden geldiği kadar bu işleri yapmaya çalışacağız. Biz takip ettiniz galiba. Biz de basınlardan zaten organizasyonları. Evet, Sad abiyle biz uzun yıllardır devamlı görüşüyoruz, tanışıyoruz. Evet. Yani bu konuda o da medya platformu olarak bize elinden gelen desteği her zaman verdi, veriyor. Bu konuda da tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Bu tabii
sağlık planı mimarları diyeceğimiz kadro zaten ilk bölümde de geldi. Hem hemşire hanımlar, hem doktorlar, hekimler, buradaki idari bölümlerle ilgili hepsini kamuoyuna tanıtıyoruz ki olması gerekenler, ne mücadeleler veriyorlar, neler yapıyorlar. Telefonları sabaha kadar susmayana oluyor. Bunlar ilgili, çünkü sağlık sektöründe demin ısrarla aradığı için birkaç defa biz de arıyoruz. Çünkü aynen, bizim de cevap vereceğimiz, bizi de arayanlar oluyor. O konuda danışacağımız konular, işte Sabahattin Hoca, Ahmet Kedik, Haydar Bey, işte idari bölümler dedim. Aslında idari bölümler lazım ki sağlık sektörü biraz daha bu konuda harekete geçirsin. Toplumlara daha geniş kitlere ulaşılmasın. O için çok önemli buluyoruz bu sağlık platformunu. Şu anda bir örneği Türkiye'de yok. Yani Giresun'da kuruldu bu, ama hekimleri, hemşireleri, doktorları bir araya getirmek, sosyalleşme yapmak çok zor. Çünkü STK'lar üyeler yapar ama burada gönüllü hepsi destek veriyorlar, bilgilerini aktarıyorlar. Toplantılara hiç şey yapmadan cevap veriyorlar. Örneklerini biz Giresun günlerinde gördük zaten. Evet. Bir basın olarak Giresun günlerinde tüm standları gezerken Giresun Sağlık Platformu standında tanıdık tanımadık herkesin var olduğunu, herkesin sohbet ettiğini, Sabahattin hocamızın, Ahmet abimizin kucak açtığını gördüm. Burada şunu eklemek istiyorum ben. Başarı tek taraflı, kaliteli olamaz. Evet. Sen ne kadar başarılı olursan ol. Sabahattin hocam tek başına ne kadar başarılı olursa olsun. Ekibin başarılı değilse, ekibin azimli değilse, ekibin giriş, gelişme, sonuç bölümlerini takip etmiyorsa tek kişinin başarısı ancak bir tek eder. Çok kişinin başarısı da böyle bir platform eder. Evet, onun için biz bugün güç birliği diyoruz buna. Evet, güç birliğinde de zaten ekip zaten hepsi gönüllü çalışıyor. Yoksa buradaki geldiğimiz noktada şu anda biz de bunu kamuoyuna bilinsin istiyoruz. Çünkü platform bir emek veriyor. Perde arkasında neler yaşanıyor. Bunun zorlukları da var tabii. Zorluklar işte ekip aradığımız zaman muayene de oluyor, ameliyat da oluyor. Bazen biz de kızabiliyoruz çünkü cevap gelmeyince. Ama biz empati yapmanın da yolları da var. Bunlara gidiyoruz. Evet Sabahattin hocam, gördünüz ekibin de ikinci bölümünü aldık. Tabii kadro çok geniş. Kadro geniş, evet. Hepsi yani bu işe gönül veren, destek veren. Söyleyelim o da arkadaşlara. Çok arkadaşımız sağlık, var. Hepsi harika insanlar. Yapabilirsek bütün arkadaşlar, evet, ekibimiz, sağlık, evet, çalışanlar buraya davet edeceğiz. Tabii bunları hepsi imkanlar dedikse ne oluyor? Onun için biz bunları daha genişleterek herkesin de buraya çıkmasını, bilgi vermesini istiyoruz. Aynen. Evet hocam. Şimdi zaten şöyle bir konumuz var. Kısmet olursa önümdeki süreçte bilhassa Giresun hekimlerin kendisine ulaşarak, evet, yani üstten aşağı işte öğretim üyesi olan, hekim olan, o kadroya, ondan sonra diğer bölümlerde veya ilçelerde olan, işte Bulancak'ta, Trebolu'ydu, Eynesi'ydi, Göreli'ydi, Çanakçı'ydı, Güce'ydi vesaire, hepsine ulaşaraktan bir bütün, bir Giresunluluk ruhuyla daha çok, Gülşen Hanım dediği gibi, daha çok elde, daha çok işbirliğiyle, daha çok hizmet nasip olursa inşallah, böyle bir genişleme, böyle bir iletişim hattını genişletme, daha iyi iş bitirme, daha iyi çözüm olanakları geliştirme gibi çalışmalarımız peyler pey devam ediyor nasipse. Tabii buradaki en önemli süreç zaman. Zamanı tabii her şey bir anda olmuyor. Yani nasıl bir çocuk bebekken önce çocuk sonra genç oluyorsa, bu süreçte de biz şimdi emekliyoruz. Bu iletişim kanallarını artırarak, dayanışmayı artırarak daha güçlü, daha iyi ve daha ulaşılabilir, daha erişilebilir iletişimlerle daha güzel olacağımızı biliyorum inşallah. Hocam, bu tabii personellerle ilgili İstanbul tabii çok yoğun da, bir de Anadolu'da işte doktorlar, atananlar diyelim, işte tayin olanlar, evet, 3 ay 4 ay sonra bulamıyorsun.
Bu sebeple tabii biz de biliyoruz da bunun tabii Anadolu'ya gittiği zaman işte o branşta doktor yok, işte sağlık yok. Sıkıntılar oluyor. Bu önemli gerçekten. Özellikle şimdi giriyorsun içeride gittiği zaman da aynen. Yani bulamıyorsun, bir sefer şikayetler ne oluyor? İşte hekim hastane yok, yapılmış ama hekim yok. Evet, evet, evet. Bunun oradaki handikap şu, şimdi hekim arkadaşlar zorunlu hizmetle veya sözleşmeli olanaklarla teşvikle yani. Sözleşmeli olan, sözleşmeliye geçen hekim arkadaşlar bir tık daha iyi maaşlama alıyorlar. Devletin teşvikleriyle ve yönlendirmeleriyle oradaki hastanedeki kadro oluşturulduğu vakit belli bir süre sonrasında işte zorunlu hizmette o süre bitince ya da sözleşmelilikte sözleşmelik süreleri bitince hekimler bir şekilde daha büyük yerlere, ama tabii soruyorum bazılarına, kimisi ailevi nedenler diyor, evet, kimisi akademik çalışmalar evet için diyor, kimisi özel sektör açısından düşüncelerim var diyor, kimisi ailevi usullar, işte eşinin isteğiyle, sosyal isteğiyle ortam eksikliğinden bahsediyor. Evet, onlardan mütevellit çeşitli nedenlerle, ama kendileri için geçerli ve vazgeçemeyecekleri nedenlerle memleketten ayrılıyorlar, ama tabii ki böyle Anadolu köşesini seven insanlar da var. Yani mesela ben Van'da zorunlu hizmet yaptım. Orada 15 sene hekimlik yapan hekimler vardı. Ve tabii orayı sevmiş. Hatta oradan evlenmiş. Oralı oldu. Evet. Bu bir mizaç meselesi. Evet. Orayı sevmek, oraya bağlanmak, oraya gönül vermek önemli. Onu verebilen insanlar kalıyor, ama hani diğer şartlar, diğer unsurlarla beraber bir de gönlü başka yerdeyse tutamıyoruz tabii. Evet. Ha bunu ya nasıl yapılabilir? Bu şöyle yapılabilir. Belki isteğe bağlı bir mevhum oluşturulur. İsteğe bağlı bir süreç oluşturulur. İşte bilhassa yeni atananlar, yeni hekimler, o bölge veya o bölgeye yakın olan hekimler tercih sunulur. Tercihte yani zorunlu hizmette denilir ki arkadaşım Giresun'u önce tercih edenler, işte ya da işte Trabzon olur, yanında Ordu olur, yakın olmak isteyenler, atamalarda onlara öncelik verilebilir. Ya da oraya hekim ayrılışı çok olan yerse teşvik daha çok artırılabilir. Söz gelimi işte maaşı 2 liraysa 4 lira 5 lira yapılır gibi teşvik unsurları artırılabilir. Diğer taraftan sosyalleşme olanakları artırılabilir. Bunda işte bir Karyasar gerçekten iyi çalışıyor. Yani orada sivil toplum liderleri Mehmet Bey olsun, yine siyasi unsurlar olsun, Necat Bey olsun. Evet. Hakikaten Şebin Karahisar'ın level atlamasına her alandan, kültürel alandan, sosyal alandan, diğer alanlardan, kalkınma alanlarından büyük katkılar yapıyor. Örnek bir durum bu. Ama tabii her ilçede o durumu göremeyebiliyoruz. Bu da örnek olacak. Ama tabii nedir? Şebin Karahisar bu örnekliği yapıyor. Diğer taraftan da eminim ki isteyenlere yol da gösteriyor, yardımcı da oluyorlar. Aynen. Hepsinden şey var tabii, şu anda hep göç etmiş şu anda bütün ilçeler Giresun'la ilgili. Evet. Tabii nüfus oldu gidince 4'e 5'e katlanıyor. Burada da hekimler gene aynı ama. En önemli unsur zaten hekim azlığı, nüfus azlığı. Evet. Nüfusa göre hekim belirdiği için veya nüfusa göre hastane veya sağlık ocağı ya da işte daha büyük hastane grupları oluşturulduğu için yöredeki nüfus azaldıkça oraya yapılacak sağlık ve diğer alanlardaki yatırımlar, teşvikler maalesef azalıyor. Yani nüfus konusunda bildiğim kadarıyla yörenin sivil toplum liderleri, politikacıları özellikle de orada bir sayımda, nüfus sayımında oraya insanın orada adının yazılı olmasını evet istiyorlar ki belli bir yardım, ödenek artsın diye. Haklılar tabii evet yani o konuda. Bildiğim kadarıyla Çamoluk'ta bir bankanın kapanma süreci ihtimali doğmuş. O da sormuşlar sebep ne diye. Nüfus azlığı demişler. Kimse nüfusu yok artırın ki. Yani 2000 nüfusu var normalde. Bine indi ya neredeyse. Nüfus az olunca bu sefer devlet şey yapmak durumunda kalıyor veya banka yönetimi. Hmm. İster istemez kaynakları veya sarfiyatı azaltma adına oradaki şubeyi azaltma yoluna gitmeye çalışıyor. Halbuki Çamoluk'un nüfusu çok fazla var. Allah için de etkinler yani. Tabii Çamoluk dışında çok fazla da Çamoluk'un oradaki... Orada özellikle de yaşlı veya emekli kesim nüfusunu oraya aldırırsa ciddi anlamda evet tak diye 4000-5000 olur yani. Evet. Göre insanının da katkıları artmalı. Mezun doktorumuz da az. Yani mezun evet olan hekim sayımız da az olduğu için
O da var, o da var. Çoklu nüfuslara, nüfusu büyük olan illere gönderiliyor. İlçeler ise sürekli sırasını beklemek zorunda evet. kalıyor. Bir de şöyle bir şey de var. İster istemez merkezin nüfus fazlalığı olduğu için, doktor ihtiyacı arttığı için merkezden doktor azaldıkça ilçelerden oraya çekme oluyor. Aynen öyle. O da bu sefer sizin dediğiniz gibi Gülşen Hanım. Ona da şöyle, cevap bulunuyor. Atıyorum merkeze çekilen doktorlar öncelikle o bölgede çalışmışlarsa merkezden haftanın belirli günlerinde o bölgeye görevlendiriliyorlar. Oradaki yığılmaları da engelliyorlar. Örneğin ortopedi uzmanı. Evet. Şebin Karahisar'da ortopedi uzmanı 5 ay verilememiştir. 5 ay verilemiyorsa perşembe, cuma günleri Giresun'daki ortopedi uzmanı geliyor. Şebin Karahisar'da muayenesini yapıyor. Evet. Bunun gibi diğer bölgelerde de muayeneler oluyor. Bunu yeterli buluyor muyuz? Elimizdeki imkanlarla en iyi fırsat veya en iyi hizmet diyebiliyoruz. Tabii ki 14 tane poliklinik olan Şebin Karahisar'da 14 Ekim'i de bizler görmek isteriz. Evet, 2010 yılında Bakanımız Müezzinoğlu açılış yapmıştı Şebin Karahisar'da. Ben de o zaman basın görevlisiydim. İlk çekimleri yapmıştım. 14 tane poliklinimiz vardı. 14 ekibimiz vardı. Nüfus ile birlikte, azalan nüfusla birlikte doktorlarımız da tabii ki ayrılmış oluyorlar. Şu anda yine bölgenin en iyi hastanesi, o bölgede en iyi hastane, en iyi uzman doktora sahip olan hastane Şebin Karahisar Devlet Hastanesi. Acili de, poliklinikleri de bazen doktorlarımız sosyal imkan yetersizliğinden başka yerleri tercih edebiliyorlar. Evet. Onlara da saygı duyuyoruz. Ancak bizler de ve diğer ilçelerdeki hastalar da, hasta yakınları da hiçbir şekilde kendi ilçesinden illere sevk edilmekten hoşnut evet, değiller. Yani, evet, şimdi tabii hastane deyince şu an hastanede yatmakta olan Sabri Ustaoğlu evet. sağlıkçımız, bu da platform kurucularından. Platformumuzdan evet. Şu an Cam Sakura'da kendisi. Buradan ona acil şifalar diliyoruz. Teslimlerimizi gönderiyoruz. Evet. Bütün buradaki hem bizim tez zamanda inşallah ayaklanmasını çok değerli bir arkadaşımız. Canı kendisinden memnunuz. Ben de ziyarete giderim çünkü cenazemiz vardı. Ben Mekke'de gittim ama siz ziyarete gittiniz. Evet. Ahmet Kedik sizler hep hepiniz gittiniz. Sabri Ustaoğlu. Bir de bahseder misin? Sabri Ustaoğlu sizi ziyaret ettiniz. Nasıldı işte? Selamların sevgilerini gönderiyor şu an. Seyrediyor bizi. Bütün arkadaşlar bir araya geldik dedik. Evet. Ne yapabiliriz? Sağ olsun işte Ahmet abi ve diğer yakınlar, evet. Fatma Hanımlar. Yani yalnız kalmamak önemli bir şey arkadaşlar. Yani yalnızlık, Allah kimseyi yalnız etmesin. Yani evet. insan bu zor zamanlarında, bir de onun hastalığı sinir sistemiyle alakalı değil mi? Öyle biliyorum Ahmet abi. Bir şey beyinle alakalı. Beyindeki bir hücrelerde bir sıkıntı var. O hücrelerde bir kayıp var. O da tabii ister istemez hareketleri ve günlük yaşantısını etkiliyor. İnşallah tedavisi hayırlısıyla en iyi şekilde Çamşakura'ya alındı. Orada narı tedavisi inşallah en iyi şekilde olur. Dualarımız hep onunla. Evet. Ve tabii yine geçen günde Kadriye Hanım, yine platformumuzun değerli bir emektarı. O da mide rahatsızlığı yaşadı. Midesinden yabancı bir cisim alındı. Yani netice itibariyle tabii ki de hepsine canı gönülden çok geçmiş olsun diyoruz. Her türlü bizim gerek kendi içimizde, gerek yöremizin insanında, gerek bizimle beraber olan her arkadaşa evet. canımız feda. Elimizden gelen her türlü sevgiyi, her türlü birlikteliği evet. gösteriyoruz, göstereceğiz de yani. Lale Hanım, Ataşehir'de yeni bir hastaneye başladınız. Aynen. Bir sene oldu. O hastanede çok şu anda bizim aşağı yukarı hepsinin yoğunluk doldu. Ataşehir'de siz de orada bayağı talep var şu anda. Siz de çok iyi karşılıyorsunuz hemşehrimizi. Nasıl oradan biraz tabii marka isim söylemeden şey yaparsak. Yani şöyle yeni açılmış bir hastaneyiz ama bütün branşlarda neredeyse hizmet veren özel bir hastane. Evet. Hastane. Güzel gidiyor. Bütün, hastane yani, %70-80 de Giresunlu. Giresunlu. Yani çalışanları. Evet, gurur duyuyorum onunla. Evet. Ya Ahmet yani yedikler. Yani şöyle bir dönem başhemşirelik yaptım orada ben. Evet. Giresunlu dediklerinde hemen almaya çalıştık. Evet. Yani Allah'a şükür bayağı da bir kadromuz var orada. Ya içeri girdiğiniz hastanede Ahmet gidin. Nereye gitse kapıdan buradan ta aşağıya kadar Ahmet abi hoş geldin, Ahmet abi hoş geldin. Yönetim tarafında Ahmet abi diye kapıda karşılanıyor gerçekten öyle evet. sağ olsunlar. Ama onlar karşılıklı sevgi olduğuna inanıyorum. Evet, evet. Ahmet abi sevilmeyecek bir insan değil. Herkese kucak açıyor ve elinden tutuyor.
bu illa Giresunlu olduğu için değil, gerçekten ihtiyacı olan herkesin yanında oluyor. Buradan İrfan Başpınar hocamıza da çok teşekkür ederim. İlgi alaka gösteriyor. İsmail Borucu kardeşimizi de ekleyelim. Evet. Evet. İkisi de bizim. Orada bir toplantı yapılmıştı. Eski en üst katta. Aslında ilk yapmıştık. İlk toplantımız orada yaptık. Toplantımız evet bizim hastanede olmuştu. Hem de o toplantıda şey yapmıştık. Giresunlara tenzilat almıştık. Evet. Güzel bir toplantı. Şimdi orada Giresunlara indirim de yapıyor. Ondan da bahsedelim. Evet. Gerçekten her konuda indirim yapılıyor. %15 gibi bir şeyimiz var. Duruma göre daha fazla da yapıldı. Tabii ki bu başhekim bilgisi dahilinde bu oran artırılabilir de. Evet. Bilgimiz olduğu sürece her buradan söyleyelim Atışehir'de Lale Hanım, Lale Özen özel hastanede giderseniz rahatlıkla bulabilirsiniz. Hem indirim oluyor hem oradaki her türlü işte hangi branşta olacaksa yardımcı oluyor Lale Hanım. Siz de bahsedelim bir şey, bir karesel deyince de Gülsar Hanım'ın gözleri açıldı. Evet, toprağımı buldum. Ben de çok mutlu oldum. Evet. Hem arkadaşımın ablası hem de gıyaben tanıyorum. Siz memlekete gidiyor musunuz? Gidiyorsunuz değil mi? Yani rahmetli annem babam rahmetli olmadan önce her sene gidiyorduk ama maalesef artık. Amin. Tabii fırın ara açılmaya başladı. Sizde de fırın kurusu ondan sonra ceviz de var değil mi? Ceviz fırın kurusu. Yani yöresel bütün evet. Bizim pekmez daha yapar mısınız? Ben bilmiyorum ama tabii ki bizim memleket pekmez memleketi. Yok Gülsar Hanım kendisi yapıyor pekmezi. Ben iyi bir pekmez tüccarıyım. Çünkü sağ 7 yaşından. Sağ olun ondan. Çok tatlıydı. Allah razı olsun. Hocam beğendiniz mi? Beğendim. Güzel. Afiyet tadı olsun. Çok hoş. Yani o pekmezi yiyen bir şey söyleyeyim. Bir daha da başka bir şey yemez. Yani İnşallah. Enerji bombası. Enerji ya. Resmen böyle şey. Özellikle de kış hastalıklarında gerçekten. Evet pekmez. Coğrafya olarak gerçekten memleketimizde her tür şey yetişiyor. O da güzel bir şey yani. Reşadiye'ye gittiniz mi sizin? Reşadiye'ye gidiyorum ama ondan çok bir şey yok duymasın. Ya biz öndeyiz ya. Evet, yok Reşadiye'ye çarptılar. Onların da termal kaplıcaları var. Ya, bizler de termal kaplıcalara gidiyoruz. Tabii dinlenme tesisleri var, mola tesisleri var. Yani Şebin Karahisar'ları ağırlıyorlar. Reşadiye'de evet. Mola veriyoruz. Evet. Aslında şeyde Şebin Karahisar'da Meryem Ana var, manastırı var. Var hocam. O konuda yani Kültür Vadisi programı adı altında diyorum. Evet. Hakikaten Giresun'un da Sümela Manastırı eşdeğerindeki şey, Giresun'un Sümela Manastırı'nın eşdeğerindeki Trabzon'daki, yani onu daha böyle tatılsa veya KOSGEB destekleri alsa hakikaten daha farklı olur. Yapılıyordur eminim. Yani zaten bizler yapıyor. Tanıtalım yani. İsterseniz hocam. Bizim damarımızda da biz haberciyiz. Biz yapacağız artık. Yani tabii. Yani biz orada çok biz de onları hakkında da. Sonra orada taşanlar var ben. Hakikaten. Tarihi yani. Taş yani turizmle ilgili fazla böyle çok konuşacak şeylerimiz var. Var var. Tam damarımıza evet. Bassın. Onlar hayırlısıyla orada devamı olacağını. Şey, çok eksikler var. Şebin Karahisar adına konuşabilirim. Diğer yöreleri çok bilmiyorum ama biz sahip çıkamadık kültürel olarak. İnşallah evet. Bundan sonra kalanlara sahip çıkarız evet. Diye düşünüyorum. Şu an bu akşamki toplantı belki o turizmle ilgili bazı projeler var. Olması lazım. Onları belediye başkanı da işte ilçe başkanı geldi. STK'da toplantı yapacaklar. Belki iyi haberler sunarlar ama tabii ne kadar iyi olursa arkası biraz zor geliyor. Hele Giresun'la ilgili yani hiçbir proje bitmiyor. Neden bitmiyor bilemedik işte. Haydar Bey'e soralım. Haydar Bey evet buyurun. Evet Giresun'daki projede bu biraz sorunlarla ama tabii yatırımlar bir türlü sonu gelmiyor yani şey bitmiyor neden beri Haydar Bey? Yapılan güzelliklere bakarsak aslında yani Giresun'umuzun çoğu ilçesinde hastaneler mesela ben hastaneler evet. Açısından bakayım yenilendi. Yani şu anda Giresun'umuzda evet. Çoğu hastanemiz yenilendi. Giresun'un bir tek içinden çevre yolu bu. Yol podacısı belki. İşte Erbil Tüneli ondan sonra tren yolu gelecekti Trebolu'ya. Onlar yani gelecek olan hükümetlerin büyük sorunları aslında ama o evet. Tren yolu hakikaten senelerdir söyleniyor. O konuda bizim STK'larda çalışmalar yapıyorlar. Mesela biz havaalanı konusunda bayağı bir çalışma yapılmıştı. Evet. Bundan sonraki süreçte tabii ki demin mesela doktora eksiklerimizi söylediniz. Ben mesela Göre'de olaya bakıyorum. Bizim Göre'de, Çanakçı Göre'de ikimiz biriz zaten. Bizim hastanemize mesela
Doktorlar geldikçe seviniyoruz, gittikçe üzülüyoruz. Ama son zamanlarda biraz atamalar yapıldı mesela. Bütün Türkiye genelinde baktığımız zaman bir doktor atamaları yapıldı. Yetersiz mi, yeterli mi o tartışılır ama en azından yani görünüyor, eksikler biliniyor. Tabii Türkiye'mizde güzel şeyler oluyor. Giresun tabii bunların yaylacılık var bizde mesela bu yayladığımız hakikaten güzel kullanılıyor kümbetimiz. Yani şu anda turizm için bayağı şey sistemimiz. Yani bunları da daha güzel olur mu? Olur tabii. Yani bunları bu konularda tabii hepimize görev düşüyor. İşte biz de bunların tanıtımını yapmak, işte şey yapmak, daha çok memlekette vakit geçirmek. Ben mesela 28 yaşında oğlum, 21 yaşında kızım var. Biz bütün tatillerimizi Giresun'da geçiriyoruz. Evet. Yani bunu yıllarca böyle yapıyoruz ve çocukların bir sene gitmediği zaman gitmeyeceğiz mi diye soruyorlar. Ben bütün Giresunlara buradan sesleniyordum. Yani tamam tatillerimizi yapalım ama hepimiz memleketimizde yapalım. Oraya katma değer katalım. Oradaki evet. Güzelliklerimizi herkese tanıtalım. İşte sosyal medyadan tanıtıyoruz. Yani şu o zamanlar gittiğimiz zaman. Biz mesela bir Giresun'a gittiğimiz zaman niye bir Trabzon'a, Rize'ye, Artvin'e gidiyoruz gezmeye? Bunu da anlamış değilim. Bazen kızım soruyor baba biz niye gidiyoruz diye. Yani biz bir kendi güzelliklerimiz, kendi şeylerimiz daha güzel. Eskiden Giresun'a gidince ne bileyim bir yani daha işte Trabzon'a, Rize'ye, Artvin'e gitmek istiyorduk. Şimdi ama son 10-15 senedir ben gitmiyorum mesela. Direkt havalandırıyorum. Giresun Havaalanı'ndan uçakla gittiğimizden Giresun Havaalanı'ndan hemen Ordu Giresun Havaalanı'ndan iniyoruz. Gerektiği zaman biletlerimizi evet. Çoğu zaman Ordu'ya yani Giresun Ordu Havaalanı'na alıyoruz. Kendi Giresun'umuzdan geçiyoruz. Kendi değerlerimiz, kendi şeylerimizi takip ediyoruz. Bu konuda işte Giresun bence yaşanacak yer. Hepimizin evet. En sonunda gidip yaşayacağı rahat bir şekilde ömrümüzün sonuna kadar yaşayacağımız bir yer diye düşünüyorum. Başka bir yerde de yaşamayı düşünmüyorum. Çok güzel. Yani bundan sonra benim için evet. Yani emeklilik aslında gençlikte gitmek lazım da işte maalesef olmuyor ama emekliliğimizi de inşallah orada geçiririz. Evet. Evet. Haydar Bey yaşanacak şehir Giresun diyor. Zaten öyle bir sloganımız var idi. Önceki dönemlerdeki Sayın Valimiz Dursun Ali Şahin Giresun'un güneşi Şebin Karahisar'dan doğacak demişti Meryem Ana Manastırı için. Sebahattin hocamız Şebin Karahisar'ın turizm değerlerinden bahsetti ve bam telimize bastı. Doğru. Şebin Karahisar medeniyetlerin beşiği, tarihin, turizmin beşiği olan bir ilçemiz ve bölgenin daha evvel vilayetliğini yapmış, Sancakbeyliğini yapmış bir bölgemizdir, vilayetimizdir. 1923-1933 yılları arasında vilayetlik yapmış. Halen vilayetliği iade edilmemiş. İadeyi itibarı bekleyen şehrimizdir, ilçemizdir, vilayetliğimizi bekliyoruz. Bunu buradan söylemeden geçemeyeceğim. Elbette ki turizm tarih çok önemli. Biz turizmimizi, tarihimizi daha iyi ve daha iyi kitlelere aktarabilmek için etkinlikler, misafirler ağırlamalıyız. Buradan kar festivalinin beklendiğini, Giresun'da da Aytekin Şenlikoğlu başkanımıza sesleniyorum. Bir etkinlik talebi olduğunu, yani bizler bir şeyler bekliyoruz. Gurbetçi kendi memleketlerinde bir kar festivali olsun, Giresun'da hamsi festivali olsun diye bekliyor. Burada insanlar sayrahim yapmak istiyorlar. Şebin Karahisar'ı en iyi tanıtacak festivalimiz şu anda kış mevsiminde kar festivalimizdir. Yazın ise ceviz festivalimizdir. Evet, gurbeti sılaya taşımak istiyorsak gelin birlik olalım bu insanları hanemizde ağırlayalım derim. Evet, Gülsanım tabii turizm deyince Sabahattin Hocam konuyu açtı da tabii. Şimdi bir daha hastalarımız vardı. Siz de ziyaret ettiniz. Halil Derya kardeşimiz. Evet, şimdi onlar var. Evet. Onu da buradan şifalar diliyoruz. Kendisi izliyor zaten bizi. Çok çok geçmiş olsun. Evet. Buradaki arkadaşlarımızla zaten istişareler de ediyoruz. Kendisi inşallah şifa bulur. Biz de buradan dua ediyoruz. Bak evet. Hocalarımız var burada. Halil Derya kardeşim. İstediği zaman hocalarımızdan telefonu açıp
İnşallah onunla da bir program nasip olursa inşallah yapmak isteriz. Onun da yan yana oturmak isteriz hep birlikte. Olur, inşallah. Onu da yaparız. Tekrar hızlandıralım. Evet Ahmet kardeşim, sağlıkla ilgili sen sağlıklı ol ki 9 sen maşallah 9 yalnız 8-9 ameliyat oldun. Herkes sana böyle şey bakıyor, böyle kırılmasın diye, incilmesin diye. Çünkü sen de hassassın çünkü. 7 ameliyat geçirdim omurilikten. Evet. Doktorlar yürüyemeyeceğim dedi. Ama yürüyünce de doktorlarım buradan. Ama senin niye biliyorsun? Dualar ayak tutuyor seni. Sedat, Sedat Dalbayrak hocama çok teşekkür ederim. Çok uğraştı. O da Giresun'un damadı. Esmiye damadı. Onda hocam dedim, sen de bizim artık Giresunlu, evet o öyle dedi. Sen bir mucizesin dedi. 7 milyon ameliyata geçiren bir insanın bir ayakta yürümesi mucize dedi. Tabii biz de hastanede çok insanlara iyilik yaptık. Hastalara ilaçlarını aldık. Ben konuyu anlatayım. Aşağı 7-8 sene oldu değil mi? 7-8 sene oldu. SSK tarafı tabii. SSK zamanında millet ilaçlarını aldık. Yok, hasta olduğu zaman Çamlıca'da bir düğüne gittik. Ahmet Kedik'le beraber. Evet, orada işte sağa sola gidiyor, fotoğraf çekiyor, video çekiyor. Millet yanına geliyor. Merdivenlere indik, arabaya bindik. Ayağını kaldıramıyor. Tamamen. Ayağını kaldıramıyor yani. Arabaya binecek. Kitlendi. Kitlendi. Ben tahmin ettim. Dedim bir yerde bir burkma falan oldu. Ayağını kaldıramıyor. Sinire bastı dedi. Dedim ne oldu ya? Bana işte ayağımı kaldıramıyor. Yardım et dedim. Aldım. Arabaya koydum. Eve götürdüm tabii. Ondan sonra eve de yardımcıyla işte çıkardık evine. Ondan sonra işte ertesi gün yatakta. Daha kalkamadı. 1,5 sene yatakta kaldı. 1,5 sene hiç kalkamadı. Bir fıtığından mı olmuştu? Omurilik. Omurilik sinire basıyordu. İşte oradaki ondan sonra 3-4 sene sürdü işte ameliyatları falan. Evet. 7 tane ameliyat kolay değil. Az değil, az değil. Platin var değil mi? Platin var. Var hocam. 16 tane. Ahmet abi toparlayalım. Profesör Sedat Dalbayrak hocama, beyin cerrahı hocama çok teşekkür ediyorum. Benimle çok uğraştı. Tekrar devamında görüşüyoruz. Beni de çok seviyor. Daha az. Ben de onu ellerinden öpüyorum. Onun sayesinde önce Cenab-ı Allah, sonra o. Onun sayesinde yürüyorum. Yani başkası olsaydı belki uğraşmazdı. Bana ne derdi. Ama dedi ki seni çok seviyorum dedi. Her zaman gittiğim zaman da kapısını açar bana. Her zaman da telefonuma da bakar. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Evet hocam. Ben de şeylere geldik. Kendisi Sedat Bey ayrıca benim de doktorum. Öyle mi? Bel ağrım olduğunda ona gittim. Yani yakinen ben de ona teşekkür ediyorum. Ya bir defter, Ahmet gibi bir defter var aşağı yukarı. Bütün doktorlar, hemşireler, sağlıkçılar orada. Bütün ya böyle tanıdıklarıyla. Şöyle bir özelliği var. Bakmadan hafızasında. Yani o yüzden telefonu bile ezberliyor. Hemen anında cevap veriyor. Evet hocam, programın sonuna yaklaştık. Son sözlerini alalım. Şimdi bizim burada zaten hani her Giresunlu arkadaş kendi bulunduğu yerde tıp fakültesindeki tıp öğrencisi bile yahut sağlık yüksek okulundaki talebe bile Giresunlu hemşehrimiz veya işte diyelim Esbiyeli bir hemşire hanım hemşirelik yüksek okulunda evet. Okuyor. Esbiyeliler gidiyor ona diyor ki işte bizim böbrek taşımız var, safrikiz taşımız var. Yani bu memleketin genetiğinde var yani evet. Yöresinde yöresel olarak bu hani bizim adamımızdır, bizim uşağımızdır, bizim kardeşimizdir. Bir ona soralım, ondan doğruyu öğrenelim. Evet. O vardır. Yani dolayısıyla da bütün sağlık çalışanları az ya da çok memlekete en azından kendi yöresine, kendi ailesine, kendi mahallesine katkı yapıyorlar. Ben bunu biliyorum. Yani ben tıp fakültesindeydim. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde. Sonra Çapa Tıp Fakültesi'nde. Geliyorlardı. Ben de asistanken, öğrenciyken ama bütün hekim arkadaşlar, Giresun'u bütün sağlıkla ilgili okuyanlar, uğraşanlar biliyorum bunu yapıyorlar. Evet. Bu konuda tabii kimisi daha hani az biliniyor, kimisi daha çok biliniyor. Hepsine ayrı ayrı hakikaten sağlık platformu başkanı olarak gönülden teşekkür ediyorum. Herkesin emeği var, herkesin yardımı oluyordur, oluyor, olmaktadır, devam da ediyordur. Biz sağlık platformundaki en büyük gayemiz önce sağlık çalışanları arasındaki diyaloğu, önce sağlık çalışanları arasındaki dayanışmayı, birliği, beraberliği sağlamak. Zaten herkes hastaya, herkes mahallesine, herkes köyüne, ilçesine yardımcı oluyor. Bunu daha sistematik yapmak.
Bu konuda alt veri tabanı olarak gerçekten Ahmet Gedik abimiz, kardeşimiz, büyüğümüz, yaş olarak da o sağlık memurudur. Ben de sağlık memurluğu okudum. O yönden de kıdemlimizdir. Allah eksikliğini vermesin. Alınca sağlık meslekçisi mezunuyum ben de. Çok güzel. Nihayetinde bu iş gönüllülük esasına dayanıyor. Siz nasıl gönüllü olarak bu, ben biliyorum hani yokluklar arasında gerçekten büyük hizmetler veriyorsunuz. Yani hakikaten o konuda da gönülden bir teşekkürüm yani her birinize. Sağ olun hocam. Burada hem vaktinizi hem maddi olanaklarınızı zorlayaraktan, emin olun Giresunlular çok şanslı. Çünkü bu odadaki herkes, bu odadakileri destekleyen herkes, emin olun Giresun için gerçekten gönülden, gerçekten iyi bir hemşehricilik yapıyorlar. Yani ben yakinen şahidim. Yani bu noktada yani yüreğim titriyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sizlerle beraber olmak, daha iyi ne yapabilirim? Daha nasıl çalışabilirim? Daha nasıl güzellikler yapabilirim? İşte o dernek, bu vakıf geziyoruz. İşte Sancaktepe Derneği, o dernek, bu dernek bir arada oluyoruz. İşte sizden aldığımız güçle yapıyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten. Şu anda sizler hekimsiniz. Hastamız şifa bekliyor. Halil Derya abimiz, büyüğümüz, Alucra Vizyon, medya mensubu olan, bizlere örnek olan Halil Derya abimiz hatta. Alo. 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 Halil abi iyi günler. Son dakikalardayız. Hemen duygularınızı alalım. Sizlere acil şifalar diliyoruz. Alo. Çok teşekkür ederim. Hepinizi bir arada görmek beni çok onurlandırdı. Evet. Alo. Dinliyoruz. Gerçekten bu akşam hepinizi bir arada görmek beni çok duygulandırdı. Özellikle sağlık programı yapmanız, bu yeniden programa başlamada sağlık programı yapmanız beni çok duygulandırdı. Son zamanlar biliyorsunuz ben de çok sağlık sorunu çekiyorum. Evet. Sizlere acil şifalar diliyor hocamız da, bizler de. Selam tüm söyle. Türkiye'de acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Programın sonundayız çünkü. İki bölümü de izledim. Ben sizin vaktinizi fazla almayayım. Ben kendimi orada görüyorum. Biraz önce hocam dedi ki Halil abiyle de yan yana otururuz. Lale hemşire de benim yeğenimdir, halamın kızı. Harika. Evet. Toplumun içinde görmek beni çok onurlandırdı. Tali Başkanıma, Ahmet Başkanıma, değerli hocama ve hepinize, Gülten Hanım size ve konuğunuza çok teşekkür ediyorum. Sağlıklar sunuyorum. Programın sonuna denk geldiği için fazla şey yapamadım. Selamlar. Sağ ol. Sağ ol abim, kendine iyi bak. Sizleri seviyoruz. Bizim için baş tacısınız. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Evet, kendine iyi bak Halil. Bu el size geliyor. Bu el size geliyor Halil Derya Tekler. Bir elde Çorum'a gönderelim, Hüseyin Şimşek'e gönderelim. Bir elde Giresun'a gönderelim ve bir elde Toplu Konak Derneği Başkanı Muammer Suya Batmaz'a gönderelim. Özellikle Mavi Karadeniz'de program yapmamızı ve Serzenişte de bulundu. Program yapmamızı kendileri istedi. Biz sizi her yerde arıyoruz. Mavi Karadeniz'de neredesiniz dedi. Program yapmamızda o bizi biraz heyecanlandırdı. Muammer Suya Batmaz Başkanım, sizlere selam gönderiyoruz. Toplu Konak Köyü'ne de selam gönderiyoruz. İnşallah Dikme Taş'a bir şenlik alanı olur ve mesire alanları orada turizme kazandırılır. Buradan herkese selam gönderiyorum. Ayla Demirci Koru Köyü'nden, Ayla Demirci, Muhlis Demirci bizlere selam gönderiyor. Onlara da iyi akşamlar diyoruz. Almanya'da hekim Ali Demirci ve İknur Demirci'ye de buradan selamlar gönderiyoruz bizler. Programımızın sonuna geldik.